Çok iyi biliyorum. Kötülükse kötülük. Önce Fatih ile Doğan. Sonra Umut'la Nursema ayrılacak. Onları bir daha yüz yüze bakamaz hale getireceğim. Bunları hiç tanımadığımız mutlu günlerimize geri döneceğiz. Ben annemin yanına mı gitsem acaba? Boş ver şimdi, sinirlidir. Ya aklım almıyor. Sen başından beri her şeyi biliyordun. Kimseyi uyarmadın mı? Nasıl uyaracaktım? Tabii işine geldi değil mi? Patronun yağlı kapı buldu. Fatih kendine gel. Yalan mı? Sen de susmuşsun. O da ayrı bir felaket zaten. Kim bilir kocanla kankası neler konuştular, neler planladılar da haberimiz bile olmadı. Ne diyorsun sen ya? Ha? Kendine gel. Benim kocam bir de oturup plan mı yaptı? Onu mu söylemek istiyorsun? Tamam yeter. Ne yapalım şimdi, oturup biz de kavga mı edelim? Fatih ne dediğini bilmiyor. Fatih. Bak sürekli bana laf sokmaya çalıştığının farkındayım. Hiç de problem değil. Ama bu durum da senin sandığın gibi değil. Tamam, ben bir şeylerin farkındaydım. Ama işlerin bu duruma geleceğini de düşünmedim. Ne diyecektin ki zaten? Nursema bile her şeyi biliyormuş, susmuş. Umut ne diyecekti? Annem benden nefret edecek. Olur mu öyle şey kızım, yapma. Kim söyleyebilirdi zaten anneme böyle bir şey? Ya siz? Sizin yaptığınıza ne demeli? Mesajlar atılmış, birçok şey yapılmış. Eve bak ya, herkes bizim arkamızdan iş çevirmiş. Ancak babam ortadan yok olduğunda beni kenara çekip söyleme zahmetinde bulundunuz. Yeter ya, ben gidip anneme bakacağım. Anne, onları ayıracağım diyorsun da nasıl olacak? Ne yapacaksın? Anne, konuşabilir miyiz? Anne, ben sonra yine gelirim. Gitme Nilay. Bu evde bana en sadık kişi sensin. Ne söyleyecekse senin yanında söyleyecek. Sen bana bunu nasıl yaptın? Anne. Bak şimdi böyle düşünmekte haklısın. Bana kızmakta. Üzülme diye gelip sana söylemedim. Duyar duymaz gidip babamla konuştum. Babam da bana böyle bir ilişki olmadığını, olmayacağını söyledi. Ben de ona güvendim. Gelip sana söyleseydim bu seni kahretmekten başka bir işe yaramayacaktı. Ama sonuç değişmedi. Anneciğim, benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bilen, tahmin eden herkes sırf sen üzülme diye sustu. Anne, sen bizim biricimizsin. Göz bebeğimizsin.
annemizsin. Bana gönül koyma ne olur anne. Hadi sen benim evladımsın. Benim iyiliğimi düşündün. Kocan. Kocana ne demeli? Umut da kötü niyetli değil ki annem. Gidip konuşacağım onunla da ben. Düşün. Olaylar bir durursun. Herkes çok sinirli ya. Sen bunları düşünme ne olur. Annem. Sen niye düşün biliyor musun? Bütün evlatların senin yanında. Gerisinin de hiçbir önemi yok. Sen üzülme diye uğraştık ama olmadı. Beni sırtımdan bıçakladınız. Deme öyle. Deme öyle. Bak ben olaylarım. Buraya geleceğini hiç tahmin etmedim. Olmaz dedim. Alev'e güvendim. Böyle bir yanlış şey yapmaz dedim. Babam sözünün eridir dedim. Çok özür dilerim anne. Çok özür dilerim anne. Baba sözün neri değil. Alev de güvenilecek en son kişi. Gerçi hepin söylemişsiniz. Ben güzellikle halledecektim. Senin gelmenle ortam gereksiz yere gerildi. Ya ben geldiğimde hiç de öyle her şey güzellikle hallolacakmış gibi durmuyordu. Ya orada herkes senin üstüne geliyordu. Bir hata varsa ikimizin, kimse senin üstüne gelemez. Canım iyi ki yanımdasın. Benim ona söyleyecek ne lafım olabilir ki? Ama olay bu kadar tazeyken senin gelmen olmadı. Apo bak bu iş senin sandığın gibi güzellikle hallolmayacak. Kendi gözlerinde de gördün zaten. Ya farkına var artık. Ben gelmesem de bu kıyamet kopacaktı zaten. Kimse üzülmesin diye çabalıyorum. Pembe çocuklar. Çocukların tarafını seçmiş. Ne taraf? Onların bir tane annesi var, bir tane de babası. Hani ayrılıyoruz diye düşman mı olacağız? O kadar medeni değiller işte ne yazık ki. Ya senin benim tarafından kandırıldığını düşünüyorlar. Bak bu iş uzarsa başımız çok ağrıyacak. Sen gel beni dinle. Güven bana. Senin çocuklarını yanına çekmen lazım. Şu an herkes sinirli ve diken üstünde. Şu anı falan yok bunun. Ya sen onlarla konuşmazsan bu anlaşmazlık uçuruma dönüşecek. Gerçekten çocuklarını arkana alman şart. Annem çok kırgın, çok üzgün. Tutturdun ilan yanımızda kalsın diye. Tabii ben burada neler konuşulduğunu çok merak ettim. Onlar ana kız konuşsun ben de biraz size dinleyeyim. Nilay sen ne kadar açık sözlü birisin ya. Vallahi. Yani başkalarının içinden söyleyeceği şeyleri sen bayağı dışarıdan yüksek sesle söyleyebiliyorsun. Helal olsun. Sağ ol Umut'cum. Mustafa'm görüyorsun değil mi? Kıymetim yeni anlaşılıyor. Neyse onu bunu bırakın da. Annem nasıl daha iyi mi? Daha iyi. Nursem ayağı affetti. Bizi de anladı. Anne nasıl oldun daha iyi misin? Anneciğim. Hançerlendim. Nasıl olacağım? Yara bere içindeyim. Oturun hepiniz. Sizinle konuşacaklarım var. Bu gece duyduklarım ömrümden ömür aldı.
sayenizde yarım bir insanım artık. Böyle de daha ne kadar yaşarım bilmiyorum. Anne Allah korusun öyle deme. Bak korusun anne. Rabbim kimseye ihanetin böylesini yaşatmasın. Bundan sonra arkamdan iş çevirmek yok. Ne olursa olsun her şeyin doğrusunu duyacağım. Artık babanız da evde olmadığına göre bu evin tek sorumlusu benim. Benden habersiz kuş uçmayacak. Ne oldu kızım? Bir şey mi oldu? Yo, sizi dinliyorum. İyi yapıyorsun. Bunca zaman herkes beni ayakta uyutmuş. Ama bundan sonra benim istediğim, benim dediğim olacak. Anlaşıldı mı? Sırf sen benden nefret et. Benden ayrıl. Kendine yeni bir hayat kur diye. Zaten hani birine aşık oldum falan yalandı. Gonca benim çok eski bir arkadaşım. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, sen şu an bana ne anlatıyorsun Ömer? Ya işte ne bileyim, ben de öyle hastanedeyken falan. Ya Ömer sen delirdin mi? Şu anlattıklarında bir tane mantıklı bir şey yok. Kaldı ki böyle bir durumda ne hissedeceğime, nasıl davranacağıma ben karar veririm. Sen değil. Üzülmeni istemedim. Üzülmemi istemedin mi? Sen benim karşıma geçip başkasına aşık oldum dedin. Ya bundan daha üzücü bir şey var mı Ömer? Ya günlerce ben kendimi sorguladım. Acaba nerede hata yaptım diye. Acaba çok mu sıkıcıyım diye. Acaba onu üzecek bir şey mi yaptım diye. Ya sana inanamıyorum şu anda. Ömer sen bana neler yaşattığını farkında mısın? Farkındayım. Kıvılcım. Senden çok ama çok özür dilerim. Doktor çok az ömrüm kaldığını söyleyince ben bir an panik yaptım. Ne yaptım bilemedim ve hastalığın beni nereye götüreceğini biz de bilmiyorduk. Yatağa bağlı kalırsam bana bakmak zorunda kalmanı, bana acımanı istemedim. Anlasana. Ya o bana kalmış bir şey Ömer. O bana kalmış bir şey. Ya bütün bunlara ne gerek vardı? Gerçekten inanamıyorum sana. Ömer bana gelip gerçeği söyleseydin bütün bunların üstesinden birlikte gelirdik. Evet yine çok üzülürdüm ama bu kadar üzülmezdim. Ya ben bir sürü yalan silsilesinin içinde yaşamışım ve sen bir de bu saçma sapan oyununa getirip bir kızı alet etmişsin. Kıvılcım korktum diyorum, anlasana korktum, çok korktum. Yani sadece sana değil ki, etrafımdaki kimseye bir şey anlatamadım. Şu an beni bunu rahatlatması mı gerekiyor Ömer, anlamadım. Sen hem kendini üzdün, hem beni üzdün. Ya ne olurdu biz bu zor süreci birlikte el ele atlatsaydık? Evlenirken birbirimize söz vermedik mi iyi günde, kötü günde diye? Sen üzülme diye. Ya kimse bana acısını istemedim. Şu an ne hissettiğimi söyleyeyim mi sana? Hem acıma hissediyorum, hem kızgınlık hissediyorum, hem öfke hissediyorum, nefret hissediyorum. Ya sen beni mahvettin. Kıvılcım, lütfen sakin ol. Kendimi affettirebilirim. Hiç gerek yok. İnan ki hiç gerek yok Ömer. Lütfen babacığım. Hiç, gerçekten hiç gerek yok. Sen zamanın varken bana gerçeği söylemedin, bu yalanla yaşamaya devam ettin. Ömer senin bu yalanın yüzünden biz boşandık. Ya bizim hayatımız mahvoldu. Babacığım lütfen. Yok ben daha fazla konuşamayacağım gerçekten. Lütfen, lütfen. Burada kalıp konuşmaya devam edersem Ömer çok daha kırıcı olacağım çünkü. Senden ikinci bir şans istiyorum Kıvılcım. Sana iyi geceler Ömer.
Kıvılcım, merak ettim seni, iyi misin? İyiyim anne. Pek iyi gözükmüyorsun. Bir şey mi oldu? Yoksa Alev ters bir şey mi söyledi? Alev hep aynı Alev de. Bu sefer Ömer saçmaladı. Ömer mi? Anne, Ömer'in başkasına aşık olduğu falan yalanmış. Hastalığını önceden biliyormuş, öleceğini düşündüğü için de benden ayrılmış. Hoppala. Bir yaşıma daha girdim. Neden? Bir anlasam. Acınmak istememiş, üzülmemi istememiş. Öyle deli saçması bir ton. Ya en akıllıları Ömer diyorduk. Bak şu hali. Yavrum, vallahi seni Allah kurtarmış bundan. Bu bana hiç normal gözükmedi Kıvılcım. Bana da anne. Bana da. Yani anlamaya çalışıyorum. Anlamak istiyorum, deniyorum, olmuyor. Ama seni üzmek istemiyorum deyip başkasına aşık oldum diyor bana, karşıma geçmiş. Ya anlamam mümkün değil böyle bir şey. Ah vah. Ya tam Ertuğrul'a tamam kabul ediyorum demişken, yani tam onun üstüne çağırdı beni konuşmak için bunları. Ertuğrul mu? Evet anneciğim, ben Ertuğrul'un teklifini kabul etmiştim. Ah, sevindim Kıvılcım. İyi de anne, yani şu hale bak. Ama yavrum, sen önüne bakacaksın. Artık bu Ömer'den ne köy olur ne kasaba. Allah onun da yolunu açık etsin. İnanamıyorum gerçekten. Sabah Ertuğrul beni kahvaltıya çağırmıştı. Yani ona gidip her şeyi anlatacağım. Gizli saklı bir şey kalmasın. Bilsin yani o da bunları. Hala inanamıyorum. Aşkım, yapma böyle. Biliyor musun? Sen ne biliyormuşsun Nursema? Yani sen bana annene niye söyleyemediysen, ben de o yüzden söyleyemedim sana. Bunu anlamak bu kadar mı zor? Ne diyordu Alev sana? Aşığım nasıl kavuşacağız diye mi soruyorsun? Hayır canım, olabilir mi öyle bir şey? Saçmalama Allah aşkına Nursema. Bak, sana yemin ediyorum aralarında bir ilişki falan yoktu. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. Ne olursun suçlama beni. Yani herkes bir şeyi anlamış, susmuş, iyi de yapmış. Ha, bu konuşulabilecek bir şey mi? Tamam. Canım, lütfen. Rica ediyorum, bize yansımasın bu durum. Hı? Ama haklısın, çok sinirlerim bozuk. Bugünler de geçecek elbet. Bizim birbirimize öfkelenmeye hakkımız yok. Bu durumda herkes susarak kendi yakınını korumaya çalışmış. Hadi sen annenlerin yanına geç. Tamam. Kızım, güzel kızım benim. Sessizsin. Sinirlerim bozuk. Alev yüzünden. Hayır Fatih, annen yüzünden. Ya annenin yaptıkları sana normal mi geliyor? Değil. Değil, haklısın ama biraz anlayış göstersen. Alev geldi, delirtti kadını. Tamam, ben Alev haklı demiyorum zaten de ne oluyor? Böyle kendince güç gösterileri, bağırmalar, emir vermeler. Kendi benim dediğim olurlar. Haklısın. Haklısın Doğa. Ama biraz daha dayan, ne olur. Ben de o arada nikah işlemlerini halledeyim. İyi, tamam. Dayanmaya çalışırım. Anneciğim, benim bugün artık işe gitmem lazım.
Yarın da evime döneyim diyorum. Olur mu? Tamam kızım, nasıl istiyorsan. Abla aklın kalmasın. Ben buradayım. Nursema, senin iş dediğin kanal binası değil mi? Evet. Ben de geleyim seninle. Anne, sen de mi program yapmak istiyorsun? Ay saçmalama, ne işim olur benim programla? Rüzgar'a iadeyi ziyarette bulunayım diyorum. Yani çocuk o kadar geldi, halimi hatırımı sordu. Ha. Tamam anne, ben bir arayayım Rüzgar'ı. Programı uygun mu? Sorayım, ona göre gideriz beraber. İyi, hadi ara bakalım. Anne. Hı. Hani herkese ayıracaktın, ant içmiştin. Ya Nursema evine dönüyor işte. Ay destur. Sen sakın kimseye laf etme. Yok canım, niye bir şey diyeyim? Dün bir, bugün iki. Dur bakalım. Var aklımda bir şeyler. Ama dillendirmeye gerek yok. Plan devam yani. Hasbinallah. Hani alt tarafı bir cevap vereceksin. Cevap versene. Devam kızım, devam. Sen ağzını sıkı tut. Tamam. Geliyor, geliyor. Anneciğim, Rüzgar tamam dedi, buyurun dedi. Bekliyor bizi. Heh, iyi, iyi kızım. Ben hazırlanayım o zaman. Ben de toparlanayım. Kimse kımıldamasın. Ne oldu? Size bir şey göstereceğim. Her şey düzelince buraya gidelim mi? Ay. Aa. Harika. Ay hem Türkiye'ye de çok yakın. Vize almak da çok kolay. Ay çok güzelmiş. Anne çok heyecanlandım. Ya, gündüzleri safari yaparız. Geceleri de ışıl ışıl. Ay hemen yapalım bu planı. Ay müzeleri de çok güzel. Ay sıcacıktır şimdi orası. Bana da iyi gelir. Ay, çocuklarla birlikte gideriz. Tema parkları gezeriz. İnşallah kızım, inşallah. Alışveriş yaparız değil mi? Ya, baksanıza AVM'lere. Gideriz Nilay'cığım, gideriz. Alışverişini de yaparsın. Önce bir gidelim de. Hı. Tabii tabii gideriz. Hadi bakalım işimizi halledelim. Ay Mustafa'ma da söyleyeceğim, çok sevinecek. Hah. Hikmet'ciğim, nasılsın canım? Ay, hamdolsun, ben de çok iyiyim. Vallahi ne zamandır aklımdasın. Arayacağım, arayacağım. Bir türlü fırsat bulamadım. Bak ne diyeceğim. Kevser kızım da bugün bize ikindi çayına gelsenize. Hadi gelin de hasret giderelim. Vallahi ne zamandır görüşmedik. Peki, peki canım. Bekliyorum o zaman. Haydi görüşmek üzere. Yani Ömer böyle bir hikaye uydurmuş, öyle mi? Evet. Neden peki? Yani neden gerçeği söylememiş, çok tuhaf değil mi? Ona sorarsan hiç tuhaf değil. Ertuğrul, seni böyle bir konuyla meşgul ettiğim için kusura bakma ne olur ama senden bunu saklayamazdım. Alınma ne olur bana. Yok hayır, alınmıyorum. Alınmıyorum, sadece çok şaşırdım. Sen mi ben mi? Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ömer eğer ameliyattan sağ çıkmasaydı, ben hiçbir şeyden habersiz, kendimi berbat hissederek cenazeye katılacaktım ve hayatıma böyle devam edecektim. Bana şu yaşattığı şeye bak. Çok saçma. Ama tabii o süreçte Ömer'in kendi içinde ne yaşadığını da bilemeyiz. Bana ne yaşattığını biliyoruz ama. Üzüldüm. Yani senin bu kadar canının sıkılmasına çok üzüldüm. Benden ikinci bir şans istedi. Sen ne dedin? Çok sinirlendim. Evden çıktım gittim. Yani benim cevabım belli. Bizim Ömer'le olabilmemiz mümkün değil. Kıvılcım bir şey soracağım sana. Ömer'i hala seviyor musun? Bizim Ömer'le olmamız mümkün değil Ertuğrul. Da ben bunu sormadım. Sorumun cevabı bu değil. Onun cevabı bende de yok inan. Ama tek bir şey biliyorum. Ömer'le bir daha birlikte olamayacağımız. Anladım. Daha doğrusu anlamaya çalışıyorum. Ama tabii böyle bir konuda bana bu kadar şeffaf olduğun için ayrıca çok teşekkür ederim. Ben sır saklayamam, yalan söyleyemem.
Zaten bunların hepsinden Sıtkım sıyrıldı. Tamam, o zaman daha güzel konulardan bahsedelim. Çok güzel bir kahvaltı sofrası, güzel bir mekan. Sevdin mi burayı? Evet, güzel. Çocuklarla da gelelim bir gün. Gelelim mutlaka. Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz de sağ olun Niyazi Bey. İyi günler, kolay gelsin. Çocuklar, babanız sizi bekliyor. Bugün de artık bir şey uyduramazsınız. Ne olursa olsun gelecekler dedi. Beni babanızla papaz etmeyin. Gel abi gidelim bari, kaçış yok belli ki. Hadi. Gel. Bizi çağırmışsın. Gelin bakalım şöyle. Geçin şöyle. Evet baba, seni dinliyoruz. Siz artık çocuk değilsiniz. Kendi ailelerini kurmuş, baba olmuş insanlarsınız. Annenizle boşanıyor olabilirim. Çiftler anlaşamazlar, ayrılırlar. Hayat bu, ne getireceği belli olmaz. Lakin siz benim canımsınız, kanımsınız. Evet. Baba, annemle bir anlaşmazlık yaşasaydınız. Çok haklıydın. Alev Hanım'ın bizim evde ne işi vardı? Niye çağırdın onu? Bana destek olmak için gelmiş. Sen ailenin yanındasın baba. Neye destek olacakmış? Ailem bana düşman muamelesi yaptığı içindir belki onu. Ha, seni bizden koruyor yani. Bir de utanmaz. Hadi geldin, bir saygısızlık ettin, hadsizlik ettin, değil mi? Annemden gel özür dile. Ama yok. Onun işi hayatta insanları birbirine düşürmek, başka hiçbir şey değil. Ben bunları konuşmak için çağırmadım sizi. Siz benim evlatlarımsınız. Babayla evlatlar arası böyle olmaz. Düzelt o zaman. Onun için konuşuyorum zaten. Torunlarımı özledim. O eve gelip gitmek istemiyorum. Buraya getirseniz de bir görsem. Bence bunu sorman gereken kişi biz değiliz. Ancak annem onay verirse olur. Evet. Bence de sen onu ara. Saygısızlık ediyorsunuz ama. Baba, biz bu durumdayken annemi daha fazla üzemeyiz. Annemi ararsın. Eğer onay verirse çocuklar gelir. Ben çıkıyorum abi. Ben de. Ya sabır ya selamet. Ne güzel bir sürpriz. Hoş geldiniz. Vaktinizi almadık inşallah. Öyle bir iadeyi ziyaret yapayım dedim. Süper yapmışsınız. Rüzgar Bey. Rüzgar. Rüzgar, teşekkür ederim. Bu süreçte beni idare ettiğin için. Lafı olmaz, ben hallenirim. Kızım hadi, sen işin gücün varsa git hallet. Bekleme beni. Yok anneciğim, olur mu? Olur olur, hadi git sen. Nursema'cığım, annem bana emanet. Tamam. Bir ihtiyacınız olursa ben buradayım. Kolay gelsin. Hastasıyım ya. Nasıl? Nursema diyorum, çok iyi kız. Yani sizin için işi gücü her şeyini bıraktı. Şükürler olsun. Evlatlarım hayırlı çıktılar. Çay kahve. Çay alayım. Çay olur. Aslı. Ömer, biraz daha toparlansaydın oğlum, hemen niye geldin ya? Abi ne yapayım? Günlerdir evdeyim, vallahi sıkıldım. Şuraya geldim en azından bir değişiklik olsun diye. Kendimi kötü hissedersem giderim, merak etme. Dikkat et bakalım da zorlayayım falan deme. Ben iyiyim de asıl sana ne oldu abi? Sen nasılsın? Çok mu belli oluyor? Bayağı. Boşanma celbi, eve gidince Pembe Hanım delirdi. Çocuklar da tavırlı. Ne bekliyordun abi, ne olacaktı ki? Kusura bakma ama yaptıklarını ben de onaylamıyorum. Ha, seni eleştirecek, sana laf söyleyecek konumda değilim, orası ayrı. İyi, en azından kendini bilen biri var aramızda. Keşke bunlar olmasaydı. Keşke. Ama demek ki birilerinin mutlu olması için birilerinin üzülmesi gerekiyor bu hayatta. Galiba öyle. Çok adaletsiz ama.
Ben kimseden tebrik, alkış falan beklemiyorum ama hayatım boyunca evlatlarım için çalıştım, çabaladım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum ama bunun cezası da bu olmamalı. Zaman abi, zaman. Biraz zaman geçsin. Herhalde zamanla herkes duruma alışır. Hiç ümidim yok Ömer. Alev'in de çok üstüne gidiliyor. Abi benim önceliğim her zaman sensin. Alev değil. Alev bekar bir insan sonuçta. İstediğini yapabilir. Ha, o da ailesine karşı sorumlu. Ama çocukları yok, bir şey yok. Sen öyle değilsin ki. Senin çocukların var abi. Ne yap et, onları karşına alma. Vallahi bu hayatta hiçbir şey için keşke demedim. Allah'tan korkuma demem. Gücüne gider maazallah. Bir keşke geliyor şimdi anladığım kadarıyla. Geliyor tabii. Keşke bunları hiç tanımasaydık. Biz bu doğayla Fatih'in evliliğinin arkasında ne zaman durduk? Olan benim evliliğim oldu. Siz olayın bayağı bir derinliklerine indiniz tabii. Yalan mı? Nereden tanıyacaktık biz bunları? Sade benim hayatım değil. Oğlumla kızımın hayatı da kaydı. Yani öyle söyleyince bayağı bir aileler arası eşleşme olmuş gibi. Rüzgar bak. Ben buraya hem seni ziyarete hem de aslında senden yardım istemeye geldim. İkimiz evlenip herkesten intikam alacaksak ben okuyayım. Mükemmel bir ters köşe olur. Tövbe estağfurullah. Şaka yapıyorum belli ki ben bu hanım. Ben dün bir yemin ettim. Bu insanlar benim çok canımı yaktı. Bunları tanımamışa dönmek istiyorum ben. Biz evlenmeyelim ama evlileri ayıralım demek oluyor herhalde bu. Öyle demek. Nur Sema Umut'la yapamaz. Zaten ben hiç istememiştim. Mutlu da değiller zaten, bu sefalette nasıl mutlu olsunlar. Doğa ile Fatih daha bizim olayımızdan önce onların geri sayımı başlamıştı. Sen akıllı birisin. Feleğin çemberinden geçmişsin. Bizim aynı tarafta olduğumuz da aşikar. Ne yapmam lazım benim? O halde. Biz oturduk şimdi, ciddi ciddi plan yapıyoruz yani. Peki ben mi düşüneyim? O zaman bir erkeği kadınından ışık hızıyla ayırmanın formülünü vereyim mi size? Ver. Bir erkek en çok kadınının ondan yüksekte olmasına tahammül edemez. En iyisini bile bozar bu. Kadını ne zaman ondan çok kazanıyor, ne zaman daha iyi bir pozisyonu var, insanlar tarafından daha çok takdir görüyor, işte o zaman orada sallantı başlar. Çünkü biz erkekler her ne kadar kadınımızın iyi kazanması, toplum tarafından saygı görmesi, o bu şu hepsini istesek de bunların hepsi olurken bizden 3 basamak aşağıda olmasını isteriz. Ne kadar iğrenç değil mi? Hiç değil. Velhasıl Nur Sema işinde yükseldiğinde ve daha çok kazanmaya başladığında oradaki dengeler sarsılır. Ben ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Paraysa para. Sen Nur Sema'nın parasını mı yükselteceksin? Ben çıkartır cebimden veririm. Yeter ki şu çocuktan kurtulsun. Ben hanım tabii normal şartlarda bizim böyle bir konuşmanın içinde oluyor olmamız gayet absürt olurdu ama ne yazık ki şartlarımız hiç normal değil. Benim size yardım etmem demek, kuyruk acımı hafifletmem demek. Siz de çok zeki bir kadın olduğunuz için bunu farkındasınız ve o yüzden buradasınız. Kabul ediyor musun? Ediyorum ama Nur Sema birdenbire yükselmeyecek. Peyderpey yavaş yavaş olacak ki inandırıcı olsun. Tamam. O zaman anlaştık. Anlaştık. İyi. Bana müsaade. Peki, ben sizi geçireyim. Buyurun, ben varım. Pembe Hanım, nasılsınız? Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Biz sizinle bir konuşsak mı? Konuşalım. Dinliyorum, buyurun. Burada güzel bir kafemiz var bizim. İsterseniz orada oturup konuşalım. O kafe çok güzel. Yani kimse de olmaz. Gidin bence. Peki, gidelim bakalım. Buyurun. Görüşürüz kızlar. Bizim salona bakmaya gideceğiz bugün. Sana konum atacağım aşkım.
Hello. Hello. Kızım sen manyak mısın? Hadi herkesi patlattın. Beni niye satıyorsun? Ya öyle bir anda ağzıma ne geldiyse söyledim yani. Hızımı alamadım. Ağzımdan laflar çıkıverdi. Niye dedin? Ya Umut, lütfen yapma. Özür dilerim. Ama benim de çok üstüme geldiler. Nasıl yapılır ya? Bak ben o kadar zaman senin sırlarını saklamışım. Yeri gelmiş karıma yalan söylemişim. Umut biliyor ne demek ya? Alev, ben zaten senin tarafındayım. Affet. Ne olur çok özür dilerim. Gerçekten kızma bana. Senin yüzünden hain oldum ben. Zaten nefret ediyorlardı benden. Aman. Onlar herkesten nefret ediyor zaten. Sallama. Alev! Ya yalvarırım ne olur. Bak sen benim bu hayattaki en yakın arkadaşımsın. Seni böyle saçma bir sebepten kaybedemem ben. Saçma bir sebep mi? Saçma sebep. Kızım senin aklın neredeydi? Ya lütfen ne olur. Bak biz seninle neler atlattık. Yılların dostluğu var. Hem zaten benim de sinirlerim çok bozuk. Hadi gel sarılalım barışalım ne olur. İyi tamam ya. Gerçekten mi? Affedelim mi ben şu an? Yapıştın ne yapayım? Ya canım benim ya. Of. Bak. Zaten kankalık da bunu gerektirir. Bir daha beni böyle konulara karıştırırsan yemin ediyorum çok fena buluşuruz. Tamam. Söz veriyorum bir daha yok. Çok özür dilerim tekrar. Asla. Alev ya of. Gerçekten sinirlenince gözün hiçbir şey görmüyor. Tamam, bir daha yok dedim. Bitti. Biz gittikten sonra Pinko ne yaptı? Ne yapsın? Çıldırdı. Yemedi mi seni? Yok. Askerini saldı üstüme. Fatih mi? Ta kendisi. Uyuz. Ona ne oluyor ya? O kendine baksın önce. Kale almıyorum zaten kendisine. Hepsinden nefret ediyorum ya. Ama eşit olarak. İnan hepsi de senden nefret ediyor. Ederlerse etsinler bana ne? Neyse sen geldiğine göre ben çıkıyorum. Düğün organizasyonu için iki kişi gelecek. İlgilenirsin artık. Hayırdır sen nereye? Dükkanı tuttuk. Nursema ile oraya bakacağız. Yani biraz bozuk bana da. İş yerini görürse belki biraz yumuşar diye düşündüm. Oo, hadi bakalım. Benimki patron oldu ya. Ya bir dur bakalım. Merak etme bak göreceksin çok güzel olacak. Umarım. Artık bir şeylerin gerçekten güzel olması gerekiyor. Ha dur. Bu senin. Ne bu? Özür hediyesi. Aç aç. Pembe Hanım inanın sizin kadar biz de çok sarsıldık. Öyle mi? Hanginizin yuvası yıkıldı da benim kadar sarsıldınız acaba? Bizim tasvip etmediğimizi bu olayı bilmenizi istiyorum. Hem ben, annem, Çimen ve Doğa, Abdullah Bey'e ve Alev'e çok sinirliyiz. Ha, kızdınız siz. Zahmet etmişsiniz. Siz çok medenisiniz ya. Gördük ne kadar medeni olduğunuzu. Pembe Hanım, bu olay bizim için de çok yanlış. Yanlış tabii. Hem de yanlışın dik alası. Kıvılcım Hanım, sizin kardeşiniz kendini ne sanıyor? Yuva yıkanın yuvası olmaz. Duymadı mı hiç bunu, bilmiyor mu? Bir mutsuzluk üzerine mutluluk kurulmaz. Ağlayanın malı gülene yar olmaz. Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Benim diyecek bir cümlem yok. Hepimiz çok üzgünüz. Ne benim, ne annemin, ne de Doğan'ın bu ilişkiye bir desteği yok, olamazdı. İlişki mi? Siz buna ilişki mi diyorsunuz?
düpedüz rezillik, ahlaksızlık. Kıvılcımın, hiç boşuna dil dökmeyin. Herkes yaptığının ceremesini öder. Ödeyecek de. Bakın Pembe Hanım, siz nasıl çocuklarınızı, ailenizi düşünüyorsunuz? Ben de kızımı düşünüyorum. Doğa çok üzülüyor, inanın. Üzülsün bir zahmet. Teyzesi onun yüzünden bizim evimize girdi. Kusura bakmayın, iyi günler. Ne haber Nusra Hacım, nasıl gidiyor? İyi iyi, bugün yoğun geçti bayağı. Şimdi bir öğlen arasına çıkıp geleceğim. Çok güzel. Yarın bizim kanalda yılbaşı partisi var, Umut ve seni bekliyorum. Yarın yılbaşı değil ki. Nusra Hacım biliyorum. Biz kanalda yılbaşı partisini önceden yapıyoruz ki insanlar yılbaşında sevdikleriyle olabilsinler diye. Umut'la seni mutlaka bekliyorum. Geliyorsunuz, itiraz istemem, benim partilerim meşhurdur. Biz yılbaşını kutlamıyoruz. Ya tamam Nursem Hacım. Yani bu öylesine bir parti zaten, sen yine kutlama. Ama sen kanalda çalışıyorsun, gelmemek olmaz. Ha tamam, geliriz o zaman. Hatta Pembe Hanım da çağır. Hatta tüm aileyi çağır gelsinler. Annemi mi çağırayım? Annem ne yapacak burada? Hayatta gelmez. Sen benim çağırdığımı söylersen belki gelir. Buradayken atladım, aslında ben söyleyecektim. Tamam söylerim. Komiksin Rüzgar. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun. Ah sen işe mi geldin iki gözümün çiçeği? Senin balonların vardı da onları kimler aldı ya? Ya Kayan şaka mısın Allah aşkına be? Ha bak öyle deme Ömerciğim ya, biz akrabayız. Yahu öleceksin diye ödümüz koptu vallahi ya. Gitti gidiyordun ha. Gitti gidiyordun. Allah'tan bizimkiler hatim indirmeye başlamıştı da o ivmeyle geri döndün Ömerciğim. Bu kadar mı, tamam mı? Vallahi büyük geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun. Ben her zaman yanındayım. Sebep? Bir akrabalık bunu gerektirir ya. Ömerciğim sen çok ciddi bir şey atlattın. Bu tür ameliyat geçirenlerin huyu suyu değişirmiş. Duymamıştım. O zaman duy. Şimdi senin kafayı açtılar ya. Bir kere hava girdi. Ha bir de 8 saat narkoz. Oo demlen. Kayan işim gücüm var, uzatma hadi. Ya anlatayım dedim ya. Allah Allah. Biz şurada bilimsel konuşuyoruz değil mi? Ha bir de şunu söyleyeyim. Senin bu hastalığı var ya, epey bir araştırdım ha. Keşke sana verdiğimiz işleri de bu kadar araştırsaydın. İyi kalkayım o zaman. Ne de olsa iş arkadaşısı Ömerciğim. Yine uğrarım. Vallahi büyük geçmiş olsun ha. Bak bir şeye ihtiyacın olursa ara. Tamam. Sevimsiz şey ya. Tabii balon balonlar patladı, havaya girdi ya. Espriden de anlamıyor. Allah Allah. Vay vay vay. Şirketin beyni buradaymış. Nasılsın ya? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Aa bu ne resmiyet ya. Siz de biz de olur mu öyle şey? Sen bana abi diyebilirsin. Gel bir çay içip laflayalım gel. Benim lokantaya yetişmem lazım. Sonra yarın yapsak olur mu? Hadi bakalım peki. Hadi. Hayırlı günler. Hayırlı günler Mustafa'cığım. Bu da lokanta öyle bozmuş kafayı ya. Neyse ben damadımı bir... Canım damadım ya. Nasıl özledim bir bilsen. Bir çayını alırım artık. Annemin yanına gitmem gerekiyor da. Malum bu ara pek iyi değil. Tamam olur. Nasıl olsa buradayım, daha görüşürüz. Peki. Tamam. Görüşürüz. Tamam hadi bakalım. Annene selam söylemeyi unutma. Bu ne ya? Holdingde erkek kalmadı ya. İkisi dışarıda, biri patlak balondu. Allah'ım yarabbim. Ben en iyisi gidip şu şirketin tüzüğüne bir bakayım da. Bunların böyle hangisi yetkiliymiş bir öğreneyim. Şimdi pis şurada olacak. Üstünde de önceden konuştuğumuz ışıktan çadır. DJ de barın orada. Barı buzdan yapacağız. Acayip havalı oluyor. Erimez mi? Yok yok hiç sorun olmuyor. Biz daha önceden çok yaptık. Kendinden ışıklandırmalı. Ben size birkaç görsel göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız zaten. Selamünaleyküm. Nilay ne yapıyorsun sen burada? Geçerken uğrayayım dedim. Ama bak müşterilerim var. İstersen sen sonra uğra. Düğün hazırlığı öyle mi? Evet. Hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin inşallah. Amin. Teşekkürler. Yalnız organizasyon için çok yanlış bir yer seçmişsiniz. Nasıl yani?
Nilay, hadi. Daha dur Alevciğim. Henüz civcivli kısma gelmedim. Ne oluyor ya? Bu kadın kaynıma da düğün organizasyonu yapmıştı. Tabii hazırlık aşamasında ne kadar zengin olduğumuzu anladı. Kayınpederime kancayı taktı. Ne yaptı etti? Sonunda kayınvalidemle ayırdı. Şu an kayınpederimle birlikte. Nilay, bu git buradan. Bakın, yalan diyemiyor, gördünüz mü? Babası yaşında adamı karısından ayırdı. Aman aman, bu kadına çok dikkat edin. Bildiğiniz eve düşen yıldırım. Bu sefer damada takar, Allah muhafaza. Hemen kalk. Bir saniye, bu kız akıl hastası, gerçekten anlattığı gibi değil. Bir saniye, bir dinlerseniz beni açık... Pardon, bir saniye. Hayır, gerçekten öyle değil, bir saniye. Daha dur, yeni başlıyoruz Alev Hanım. Nilay! Ne var? Hasta mısın kızım sen? Bak sen artık çok fazla oluyorsun, benim tepemin tasını attırma. Tepenin tasını attırırsan ne olur? Mustafa'yı mı elimden alırsın? Bana bak, asıl sen bana bak. Sana kafayı pis taktım. Daha bu başlangıç, haberin olsun. Ne olur, senin havan kime ya? Çek patilerin üstünden, yoksa kırarım. Ruh hastası ya. Senin ocağına incir ağacı dikmezsem, bana da Nilay demesinler. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yeni iş yerimize hoş geldin. Hayırlı, uğurlu, bol kazançlı, aynısından da 10 tane daha olsun inşallah. Amin inşallah. Umut çok güzelmiş ya burası. Bak, buralarda özel alanlar var. Aşağıda da bir bu kadar daha alan var kullanacağımız. Aa, iyi. Biz hiçbir şey karışmıyoruz. Yani bütün aletleri onlar getiriyor, dekorasyonu onlar yapıyorlar. Aa, çok iyiymiş o zaman, maşallah. Çok güzel ya. Adı ne olacak? Biz şube olduğumuz için adı aynı. Aa, güzelmiş. Ay Umut, hem merkezi de burası. Gel, gezdireyim seni biraz. Hikmetciğim, maşallah. Kevser ne kadar güzel bir kız olmuş. Eksik olmayın Pembe teyzeciğim. Rabbim yazılarını iyi yazsın. Amin, amin. Rabbim iyileri iyilere denk getirsin. Amin. Amin. Kevser, Ufuk'ta evlilik var mı? Görücü geldi mi? Yok şimdilik. Babası da evlilik yaşına geldiğini söylüyor ama bizim kız görücülere pek yanaşmıyor. Hatta Halime'nin oğlan da sırada. Haklılar vallahi. Halime nereden bulacak Kevser gibi böyle güzel, terbiyeli bir geline? Ey Pembe, sizinkiler nasıl? Afiyettedirler inşallah. Hamdolsun. Fatih boşandı. Aa, çok üzüldüm. Ya ben de üzüldüm başlarda ama. Ne yapalım Hikmetciğim? Eğrisi doğrusuna denk geldi işte. Hayırlısı böyleymiş. İnşallah Fatih de Kevsercim gibi helal süt emmiş bir kız bulur da tez vakitte evlenir. Aile insanı çünkü Fatih'i öyle bekar yapamaz. Aa, Fatih, niye bu kadar erken geldin? Annem aradı, acilen eve gelmem lazım dedi. Ben de bir şey oldu sandım, merak ettim. İyi, tamam, hadi. Ha, iyi insan da lafının üstüne gelirmiş. Gel oğlum, gel. Gel Fatih'cim, otur, gel. Ne
Gel oğlum, gel yanıma otur. Hikmet teyzenle kızı Kevser'i hatırladın değil mi? Merhaba, hayırlı günler. Hoş geldin oğlum. Nasılsın? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Seni gördük, daha iyi olduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Maşallah. Su gibi değil mi Kevser de? Ay pembe öyle deme, utandırıyorsun. Çay içersin değil mi yavrum? Hayat, Fatih Bey'e çay getir. İşten geldi, yorgundur o şimdi. Sen de Abdullah Bey'le çalışıyorsun değil mi oğlum? Hı-hı. Evet. Sevil, ay sarılar az olmuş. Şöyle arılara sarıları takalım hep. Gel Mihra. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tam zamanında geldiniz kızlar. Hadi yardıma. Beni beklemeden mi kurdunuz? Hadi gel Mihra. Yok, ben şimdi şey yapmayayım. Size önce bir şeyler yiyin. Yeni börek yapmıştım. Hemen getiriyorum. Nerelere gittiniz bakalım? Şöyle birazcık dolaştık. Sonra kendimize bir şeyler aldık. Kuaföre gittik. Mihri, saçlarını göstersene. Ay durun göstereyim. Nasıl olmuş Sönmez teyze? Mihri ne kadar yakışmış. Değil mi? Çok yakıştı. Ben de çok beğendim. Teşekkür ederim. Ondan sonra da indirimden bir şeyler aldık. Evet. Gösterin bakalım hadi. Göstereyim. Kevser de hafız oldu. Zaten küçüklüğünden beri Kur'an'ı bildiğin okuyordu. Babası bir de dil eğitimine yollamış Londra'ya. İngilizcesi sular seller gibi. Maşallah. Anne, bir içeriye gelsen. Bir şey soracağım da sana. Müsaadenizle. Oğlum ayıp oldu misafirlere. Anne ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Ne oldu? Ne demek ne oldu? Beni iş yerinden bu kız için çağırmadın mı sen? Olur mu hiç öyle şey Fatih'ciğim? Denk geldiniz işte. Anne bırak Allah aşkına. Ben anlamıyorum sanki. Ya Doğa yukarıda odasında biliyorsun değil mi? Doğa'dan sana ne? Fatih. O kızla yeniden evlenmeyeceksin oğlum. Bak sütümü helal etmem sana. O konu kapandı. Sen artık kendi yoluna bakacaksın. Anneciğim salona dönmüyorum. Sen de bu kadınları hemen yolluyorsun. Hemen. İyi tamam, onlar giderler zaten birazdan. Ama sen de Doğa'ya ümit vermeyeceksin. Tamam mı çocuğum? Adem abi gelmiş, ben gideyim. Hadi ya. Keşke biraz daha kalsaydın. Başka zaman artık. Ya sana bir şey söyleyeceğim ama beni yanlış anlama, olur mu? Söyle tabii. Açıkken çok güzelsin. Yani kapalıyken de güzelsin tabii de. Açıkken çok farklı bir auran var. Sokakta görsem tanımam, bambaşka iki insan gibisin. Kapandığın zaman böyle bir olgunluk geliyor. Muhtemelen ondandır. Ama lütfen beni yanlış anlama. Niyetim kötü değil. Korkma canım, tabii ki yanlış anlamadım. Ben senin iyi niyetli olduğunu biliyorum ki. Tamam o zaman. Ben çıkayım, sen rahat rahat hazırlan. Tamam. Metehan beni böyle görseydi. Ne yapıyorum ben ya? Kendine gel Mihri. Kendine gel. Allah'ım sen bu düşünceleri al benim aklımdan ya. Ne diyorum ben? Doğa neyin var senin? Annen çöp çatağından mı başladı Fatih? O nereden çıktı şimdi? Benim anımda salak mı yazıyor Fatih? Kadınla kızını getirtti. Seni aldı karşılarına oturttu. Ne oluyor?
Bir şey oldu yok. Seni işten bunun için çağırmamış mı? Yani eve erken gel dedi de ben yanlış anlamışım. Bak Fatih, sen yanlış anlamış olabilirsin ama ben her şeyin farkındayım. Sabrımın da sonundayım. Annem bir an önce kendine gelsin. Yoksa ben onu kendine getirmesini bilirim. Doğa, ne biçim konuşuyorsun? Sen benim ne demek istediğimi çok iyi anladın. Uzatma istersen. Şimdi çıkar mısın? Cemre'yi emzireceğim. Neler yaptınız bugün? Bugün Hikmet Hanım'la kızı Kevser geldi. O kız çok güzeldi. Ay bir de şimdi gör. Bir ku. Zarafet desen var kızda. Alım desen var. Güler yüzlü, saygılı, terbiyeli, inançlı. Fatih'le de oturdular bugün. Epeydir de görmüyorlardı tabii birbirlerini. Anne, o kız eskiden Fatih'e aşıktı değil mi? Dilan, ne alakası var? Ne saçmalıyorsun sen ya? Abi, iyi misin? Yorgun görünüyorsun. Geç de geldin. Aa, ne oldu yavrum? İyi, bir şey yok anne. İşte lokantada tekim malum. Her şeyle biraz kendi başıma ilgilenmem gerekiyor. O da canım çıkıyor biraz. Bana söyleseydin ya keşke. Ben ilgilenirdim, yardım ederdim sana orada. Zaten oranın eski hali pek iyi değil. Oraya şöyle yemekten iyi anlayan biri olacak ki parlasın orası. Evet, bence de. Sizin el atmanız çok iyi olur. Çünkü anneannem için fazla Alaturka'ydı. Bugün kanalda Pembe Hanım'la karşılaştık. Kızım o evde diye ben de konuşmak istedim. Kötü bir şey mi söyledi? İyi bir şey demedi ki anne. Hadi ya. Yani konuşmaya çalıştım. Sonuçta Alev'e hak vermiyoruz. Yani onu anlatmaya çalıştım ama dinlemedi bile. Bana böyleyse kızım o evde nasıl davranıyordur kim bilir. Doğan'ın da şansına bak. Ah Alev, sana ne diyeyim ki ben? Olan doğaya oluyor. Doğa çekmez. Mecbur katlanıyor işte. Bu arada Pembe Hanım ne alakaydı ki kanalda? Bilmiyorum ki. Rüzgar'la görüşmeye gelmiş. Allah Allah. Ne işi varmış Rüzgar'la? Nursema için geldi herhalde. Teşekkür edecek. Enteresan. Bir de Rüzgar Nursema ile olurmuş. Olmaz öyle şey. Rüzgar bakar mı Nursema'ya? Ayrıca evli barklı kadının neyine bakacak? Aman lütfen. Kapatalım bu konuları artık ne olur. Bu arada Rüzgar kanalda yılbaşı partisi verecekmiş. Hepimizi davet etti. Beni saymayın. Beni saymayın. Ben çekemem partim artık. Aa, niye anneanne ya? Eğlenirdik. Evet anne, gelirsin bir saat durursun sonra biz seni göndeririz zaten. Evet anneanne. Bak orada bir sürü dizi oyuncusu falan da vardır ha. İyi peki, o zaman geleyim. Ama yorulursam erken kalkarım. Tamam. Bu arada Ertuğrul da gelecek, haberiniz olsun. Siz böyle sürekli görüşüyor musunuz yoksa bana mı öyle geliyor? Yani bakıyoruz Cimen'cim. Neye bakıyoruz? Anne, gerçekten mi? Ay çok sevindim şu an. Cimen, bilmiyorum şu an. Yani daha çok başındayız. Sen mutlu ol kızım. Bizim için önemli olan o. Olur olur. Ertuğrul abi harika biri. En önemlisi de sorunsuz biri. Mihri'nin haberi var mıdır bundan? Söyleyelim mi onu da? Sanmam. Şimdi Ertuğrul Bey kıvılcımı kırmamak için gelir. Ama kızını getirmez. Doğru. Tamam, ben söylerim. Çimen'cim sen hiç arama, karışma. Ertuğrul daha Mihri'ye bir şey söylememiştir büyük ihtimalle. Şimdi durduk yerde huzursuzluk çıkmasın. İyi, tamam. Ne oluyor Nile? Mustafa, anladım yorgunsun da şu an uyuklamanın hiç sırası değil. Sana bir şey göstereceğim. Ne bunlar? Mustafa'm, senin karın hiç boş durmuyor.
Hem Yıl'ın annesiyim hem de intikam meleğim. Ne diyorsun Nilay? Dün o Alev'den ofisine gittim. O sırada orada olan müşterilere Alev'in nasıl biri olduğunu anlatıp onları kaçırdım. Alev onların peşinden gidince de randevuların fotoğraflarını çektim. Ne yapacağız bununla Nilay? Arayıp sessiz yaparız diyorum Mustafa. Hala ne yapacağız diyorsun? Alev işinde ne diyeceğim anlasana. Ne gerek var Nilay böyle şeylere? Günah zaten. Babamın koyuna girmek günah değil öyle mi? Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Ben annemi kimseye ezdirmem. Tamam Nilay, sen ne yapıyorsan yap. Yeter ki beni karıştırma. Ben şimdi oğluma bakmaya gidiyorum. Tamam bak bak, benim zaten işim var. Alo, merhabalar. Aynur Hanım'la mı görüşüyorum? Sanırım kızınızın kınası için Alev organizasyonuna anlaşmışsınız. Ama Alev denen kadın yuva yıkan kötü bir kadın. Bizim düğünümüzde kayınpederimi ayarttı. Ailecek süründük, perişan olduk. Sakın onunla çalışmayın. Kayınpederim kalpten götürdü. Yeni avlar peşinde. Yeğen koca enişte hiç dinlemez, hepsini kapar vallahi. Bir dost. Anne. Nilay'ın yanında konuşmak istemedim. Malum senden yüz buluyor, her şeyi atlıyor. Neyi kızım? Sen Hikmet Hanım'la kızını Fatih için mi çağırdın? Evet, ne var bunda? Anne sen delirdin mi? Ne yapıyorsun ya? Yapma Allah aşkına. Delirmedim kızım. Akıllandım. Fatih o kızla yeniden evlenmeyecek. Bitti. O konu kapandı. Hani senin için çocukların mutluluğu esastı? Öyle zaten. Onun için yapıyorum. Anlamıyor musun? Anne tam araları düzelmişken sen gelip çomak sokuyorsun şu anda. Bu kız boşanacağım diye tutturmadı mı? Fatih'e nasıl baktın, nasıl davrandığını görmüyor musun sen? Beğenmiyorsa gitsin. Zaten çocuğum için buradayım yalanına sığınıp duruyor. Ne yapsın? Küçücük bebeğini bırakıp gitsin mi gerçekten? Onun burada kalmak işine geliyor. Bir eli yağda, bir eli balda. Ama uzun sürmeyecek. Anne bak, sinirlisin, öfkelisin, kızgınsın, anlıyorum ama bu yaptığın yanlış. İşte değil. Anne. Yine ne oldu? Yok bir şey. Allah Allah. Rüzgar yarın akşam yılbaşı partisi düzenliyormuş. Sizi de davet etti. Ben gelmezler dedim ama söylemem için de ısrar etti. Yok kızım, ne işimiz var bizim ya? Biz de gitmeyiz. Nedenmiş o? Anne sen partilemek mi istiyorsun? Kızım çocuk bizi davet etmiş. İcabet etmek gerekir. Sen yılbaşı partisine mi gideceksin? Hep beraber gideriz. Anne ne yapacağız biz orada? Oğlum zil takıp oynayacak halimiz yok ya. Çocuk bizi davet etmiş. Ayıp olur şimdi gitmezsek. Hemen bir saat uğrar sonra çıkar geliriz. Ya, o kadar geldi halimi hatırımı sordu benim. Hem bu konuda ikimiz de mağduruz. He şimdi anlaşıldı. E tabii kızım. O bana destek oldu. Biz de ona olacağız. Ben bir torunlarıma bakayım. Annemin durumu nedir ya? Bilmiyorum da iyi olmadığı kesin. Rüzgar'la mı samimi şimdi? İkisi de darbiyeti ya şimdi o yüzden. La havle ve la kuvveti ya. Ay, melek kızım benim. Babaannesinin kuzusu. Rabbim seni nazarlardan korusun. Bir şey mi oldu? Oldu. Yaptıklarınız fazla oldu. Ne yapmışım? Bakın, bana sürekli laf sokmanızı, ters davranmanızı geçtim. Ruh sağlığınıza veriyorum. Fatih'e birini ayarlamaya çalışmak size hiç yakışmadı. Buraya gelip torununuzu seviyorsanız bana da saygı duyacaksınız. Öyle mi? Ne olarak? Cemre'nin annesi, Fatih'in eşi, sizin de gelininiz olarak. Galiba sizin hafızada da bir problem oluştu. Sen Fatih'in karısı değilsin.
benim de gelinim değilsin. Pembe Hanım, biz yeniden evleniyoruz. Senin haberin yok herhalde. Anlamadım. Neyden haberim yok? Fatih seninle asla evlenmeyecek. Ben müsaade etmiyorum. Sen de aynı teyzen gibi olacaksın. Size yakışan bu. Siz ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz? Yeter artık, haddinizi bilin. Siz kim oluyorsunuz da benimle böyle konuşabiliyorsunuz? Asıl sen kim oluyorsun da benimle benim evimde bu şekilde konuşuyorsun? Ne oluyor? Ne bağırıyorsunuz? İki çocuk uyuyor. Doğa evlilik hayalleri kuruyormuş da. Fatih, annen ne diyor? Söyle oğlum. O konu aslında ben... Yine yalandı yani. Doğa. Anne ne yaptın ya? Asıl sen ne yaptın? Bir de Doğa'ya söyledim dedin. Sen beni mi oyalıyorsun aklınca? Yazıklar olsun sana. Bana bak oğlum. Ben yaşadığım sürece bu kız senin karın olamaz. Bu kadar. Çocuklardan fayda yok diyorsun ha? Torunlarımı görmem için Pembe Hanım'dan izin almam gerekiyormuş. Pinko'ya bak sen ya. Resmen mürit yetiştirmiş. Sen iyi kurtulmuşsun. Alev sen de. Yalan mı? Valla Pembe tam bir drama queen. Yani boşanıyorum diye ortalığı ateşe veriyor. Sanki tek terk edilen o. Ne oluyor yani bu kadar? Kendini onun yerini koysan. Apocuğum, ben empati duygusundan yoksun bir insan değilim, merak etme. Ama yani biri gelip bana diyecek ki ben başkasına aşığım, ben de ayrılmıyorum diye tepineceğim. Ya mümkün değil, ölsem yapmam. Beni istemeyeni ben hiç istemem. Yetiştirilme farkı işte. Hayır canım, bu tamamen karakter farkı. Sen zannediyor musun ki bütün bunları seni sevdiği için yapıyor? Onun bütün derdi benimle. Abartıyorsun bence. Abartmıyorum ya. Bak, biz bugün seninle ayrılsak, sen başkasına gitsen mutlu bile olur. Gerçekten. Onun bütün derdi seni bana kaptırmak. Baştan taktık adım bana. Seninle konuştukça sinirleniyorsun hala. Boş ver. Keyfimizi kaçırmayalım. Ailem yüzüme bakmıyor. Herkes bana küs. Bir de Pembe'nin saçmalıklarıyla uğraşıyorum. Doğa, ne yapıyorsun? Çekili. Çekil önümden. Ya ne yaptığının farkında mısın? Gitmeye çalışıyorsun. Biraz Cemre'yi düşünür müsün? Fatih, artık benim velayet falan umurumda değil. İstersen beni hapse attır, kızımı da alıp gidiyorum ben. Bak, her şeyi düzelteceğim. Sana söz veriyorum. Nikah işlemlerine başladın mı? Bak, yemin ediyorum. Ya kes sesini. Kes sesini, yalancı. Bırak. Ya zaman kazanmak için annemi oyalamaya çalıştım. Bırak. Doğa, bana bakar mısın? Sen zaten benim karımsın. Ya bırak. Kes sesini, senin hayatın yalan. Söz verdim ve tutmadın. Annenin tek derdi de benim etresim yapmakmış. Kadındaki fantezilere bak, ruh hastası. Ya. Oğlum bıraksana. Annem... Hayır bak, normal değil. Annem şu sıra normal değil. Öyle mi? Ben de normal değilim Fatih. Benim de psikolojim bozuk, ben de hiç iyi değilim. Çekil. Hayır. Çekil. Ya çekilmem. Hayatta çekilmem. Ya çekil. Çekil, çekil. Benden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Vurma. Vurma. Vuruyorum. Bak, sinirleniyorum ama. Sinirlen. Sinirlenirsen ne olacak? Nefret. Sinirlenirim. Sen benim karımsın. Günaydın. Günaydın. Doğa, seni çok seviyorum. Seninle uyanmayı o kadar uzun zamandır hayal ediyordum ki. Fatih, benim kafam biraz karışık.
Benim için sadece sen varsın. Sen ve kızım. Kim ne derse desin umurumda bile değil. Bak seni yeniden kaybedemem, tamam mı? Hemen evleniyoruz. Nasıl yani? Dün gece sen uyurken Yusuf abi aradım. Bütün işlemleri hallettim. Annenin dedikleri? Ya Doğa, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Sadece sen varsın. Sana bir söz verdim. Ve tutacağım. Söz verdiğin için yani. Bak, ben sana çok aşığım. Gözüm senden başkasını görmüyor, görmeyecekti. Ve artık kim ne derse desin umurumda bile değil. Nikah olmazsa bu evde bir dakika bile durmam Fatih. Olacak. Olacak. Tabii ki olacak. Hem de hemen. Sadece bir süre anneme söylemeyiz. Gizli tutarız, olur mu? İyi. Olur. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar anneciğim. Hayırlı sabahlar anneciğim. Nursema da bugün evine geçti. Vallahi çok arayacağım onu. Aklımda onda kalıyor. Dün gece sesleri duydun mu anne? Fatih ile Doğa birbirlerini yediler. Yesinler. Yandım öyle şey anne ya. Yazık değil mi kıza? Bana yazık değil mi? Ben bayağı bir dinledim. Sen de var ya Nilay. Evlilik meselesi yüzünden tartıştılar. Bence Doğa Fatih'e vurdu. Ne? Şak şuk sesler geldi. Hasbinallah. Kızım saçmalama. Benim oğlum karısından dayak yiyecek değil herhalde. Ben duyduğumu söylüyorum. Ya ailece şiddet yaşandı dün gece bu evde. Ama ne olduysa sonra bir anda sesler bıçak gibi kesildi. Barıştılar herhalde. Orasını bilemeyeceğim ama... belki de mercimeği fırına vermişlerdir. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ne biçim konuşuyorsun sen? Hadi başlayın kahvaltınıza. Teşekkürler. Rica ederim. Alo. Simen ya, çok kötü bir şey oldu. Ay ne oldu? Meta'nın kız arkadaşı vardı ya hani, Gamze. Ben onu bir adamla sarmaş dolaş gördüm. Bir de adamın yaşı da biraz büyük. Şaka yapıyorsun. Ya sence Meta'na söylemeli miyim? Tabii ki söylemelisin. Yani ben olsam kesin söylerdim. Hatta ne yap biliyor musun? Sen onların fotoğraflarını çek, elinde kanıt bulunsun. Tamam, tamam. Yarını iptal ediyorsunuz. Peki hangi günü alalım onun yerine? Ha öyle mi? Tamam, peki size de iyi günler. Ne oluyor ya? Bu kaçıncı iptal bugün? Bu da mı? Bu da. Alev. Nilay olmasın sakın. Dün geldi olay çıkarttı dedin. Yani aklıma gelmiyor değil de, o salak bunları nasıl yapsın? Yani bilmiyorum. Pembe? Aman, o da evde oturup bana beddua etmekten başka bir şey yapmıyor. Yapamaz da zaten, gurursuz. Allah, onu bunu bilmiyorum ama böyle giderse elimizde hiç iş kalmayacak. Çok canım sıkıldı ya.
Sen bir ön ödeme aldıklarımıza da baksana oradan. Bakıyorum. Gel. Efendim, müsait misiniz? Gel Yusuf. Fatih, geçen ay konuştuğumuz anlaşmanın final aşamasına geldi. Herkes imzaladı. Bir tek sizinki eksik. Götürebilirsin. Efendim, imzalamadınız. Fatih Bey artık her istediğinin eskisi gibi kolaylık olmayacağını öğrensin. Kendimi araştıracağım, sonra karar vereceğim. Hayırdır Yusuf? Bir şey mi oldu? Estağfurullah efendim. Şaşırdım sadece. Babaları olduğumu unuttular, patronları olduğumu hatırlasınlar. Çıkabilirsin. Peki efendim. Gel. Gel abi gel, ben de sana bakacaktım. Ne oldu nikah işi? Bütün tanıkları araya soktum. Halletmek üzereyim. Çok şükür. Çok şükür. Aman abi, bu sefer duayı yüzüstü bırakma. Kimsenin haberi yok. Söyler miyim? Harika. Hayırdır abi? Sende bir sıkıntı var gibi. Babanın yanından geliyorum da. Şu senin yeni anlaşmayla ilgili. İmzası eksikti hani. Kendi bir araştırma yapacakmış. Pardon. Ne araştırması yapacakmış? Öyle dedi. Sen şimdi takılma. İmzalayacak da. Hayır. Babam şu an benim işimi zorlaştırıyor, öyle mi? Fatih, tam olarak öyle değil. Sen de şimdi hemen bilen ben. Hayır, hayır, hayır. Babam... Babam beni cezalandırıyor. Ben ne yapıyorum ya? Selamun aleyküm. Gel amca gel. Hoş geldin. Ne haber çocuklar? Sağ olun. Düşeyim amca. Ben müsaadenizi isteyeyim. Tamam abi, görüş. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu Fatih? Babam anlaşmayı imzalamamış. Benim işime onay vermemiş. Benden İntikam alıyor, beni cezalandırıyor resmen. Cezalandırsın bakalım. Öyle düşünme. Abim işine odaklı bir insan. Ben detaycı bir insandır. Elbet bir bildiği vardır. Amca, biz bu proje üstüne daha önce konuştuk. Anlaştık, onay verdi. Şimdi mi bir bildiği var Allah aşkına? Ben babamı tanıyorum. Annemin yanındayız diye oluyor bunlar. Bu kadar. Yengem nasıl? Kafayı yedi. Delirmiş durumda. Neydi bu? Rüzgar mı? Onun yılbaşı partisine mi ne katılacakmış? Ne? Yılbaşı partisine mi? Yenge. Ya hayatında doğum günü kutlamamış insan. Benim düğünümde karşı tarafın ailesi alkol alıyor diye araya paravan çektirmiş insan. Şimdi alkollü yılbaşı kutlamalarına gidiyor. Amca vallahi delireceğim. Vallahi bak artık kaldıramıyorum yani. Allah. Demek ki insan çok büyük acılar yaşayınca onu unutmak için yerine başka şeyler koymaya çalışıyor. Yani bir zaman sonra geçer herhalde. İnşallah. İnşallah amca, yoksa ben gerçekten kafayı yiyeceğim yani. Şaka değil. Laman aradı, eve geleceğim dedi de ben buraya çağırdım. İyi gelsin anne. Zülker. Annem. Vallahi burada biraz değişiklik yapmak lazım. Artık sandalyelerimi değiştirelim, örtülerimi değiştirelim bilemedim ama bir yenilik yapmak lazım. Yemin ediyorum haklısın anne. Yani Sönmez Hanım da çok zevksizdi zaten ya. Ha, zevksiz tabii. Bir de menüyü yenilemek lazım. Annem sen ne istiyorsan yaz, ben bastırırım. Tamam, tamam. Vallahi tabii en önemlisi buranın ismi, lokanta. O ne öyle? Niye anne, lokanta güzel değil mi? Oğlum nesi güzel? Ne olduğu belli değil bir kere. Ne lokantası, kimin lokantası?
Annem. Pembe Hanım mutfağı olsun mu? Ay ne güzel düşündün Zülker. Mustafa bak ne güzel sımsıcak bir isim. Pembe Hanım'ın mutfağı. Olmaz mı? Ne dersin? Olur anne, nasıl istiyorsan öyle olsun. Olur, olur. Çok güzel. Ya ödevi yapabiliriz mi dünkü? Evet, sorulara baktım bence. Ha, baktım. Çok pardon. Metan, ne haber? İyidir Mühri, senden? İyi benden de. Nereye böyle? İşe, ofise gidiyorum. Geçmeden önce biraz konuşsak olur mu? Tabii. Hayırdır, ne oldu? Ya ben bugün Gamze'yi gördüm. Senin kız arkadaşını. Aha. Ama başka biriyle. Nasıl yani, başka biriyle derken? Bir adamlaydı. Bayağı da samimilerdi. Fotoğrafını çektim. Önden Çimen'e de sordum. Göstereyim. Metan çok üzgünüm gerçekten. Ama bilmen gerek diye düşündüm. Çimen de zaten mutlaka Metan'a söylemelisin dedi. İyi yaptın. Bana çok büyük bir iyilik yaptın yani. Sağ ol Mihri. Tosun. Ay ağzım yırtılıyor yenge. Ay Leman. Vallahi bende de bir ağırlık var biliyor musun? Ay yenge. Ben seninle ne zaman görüşsem böyle bir hasta gibi oluyorum. Başım tutuyor, içim titriyor. Tövbeler olsun. O niye öyle? Söylemeye de dilim varmıyor ama. Söyle kızım, söyle. Ay yenge, siz herkesin gözde çiftiydiniz. Sadece siz değil, bütün ailen. Yani böyle bir anda dağıldınız, abimin çekip gitmesi falan olacak iş değil. Öyle ama oldu işte. Oldu da nasıl oldu? Ay bir şey yapmış olmasınlar yenge. Allah korusun, büyüyle adam ölüyor. Yok Leman, kim bize ne yapacak Allah aşkına? Öyle deme yenge. Alev denen o kadın yapmış olabilir. Eve girip çıkarken bıraktı belki de. Sen hiç kontrol ettin mi evi? Yo, etmedim. Bakmak lazım. Bu işin içinde bir iş var. Öyle mi diyorsun? Kesin. Vallahi olmaz da diyemiyorum ha. Olabilir yani. Yenge biz ne yapalım biliyor musun? Burası bir sakinlesin. Eve gidelim, altını üstünü getirelim, her yere bakalım. Ay bakalım, bakalım Leman, bakalım. Bakalım yengem, bakalım. Pembe Hanım'la karşılaştık. Ben bir konuşmak istedim. Bu bizim buradaki kafede konuştuk. Keşke hiç konuşmasaydın. Keşke. Ben de kadını anlamaya çalışıyorum ama. Ya anne, onun anlaşılacak bir tarafı yok ki. Kadın ruh hastası. Aldatıldı ya, bütün sinirini bizden çıkarıyor. Onu anladım ben zaten. Ama benim konuşmak istememin sebebi sensin Doğan. Sana ters davranmasın diye. Ne öyle bir şey yok. Merak etme sen. Nasıl merak etmeyeyim? Pembe Hanım herkese nefret kusarken benim aklım sende kalıyor. Seni düşünüyorum. Bak hiç kimseyi çekmek zorunda değilsin. Hiç kimseye de mecbur değilsin. Her zaman söylüyorum, senin burada bir ailen ve sana her zaman açık bir kapın var. Biliyorum. Biliyorum ama her şey yolunda. Ben idare edebiliyorum. İdare etme. Tamam, Alev'in yaptıkları yüzünden mahcubuz. Haklılar. Ama yani kendimizi de bu kadar ezdirecek değiliz değil mi? Anneciğim öyle bir durum söz konusu değil. Merak etme. Tamam o zaman. Sevindim. Pembe Hanım zaten şu aralar lokantaya sardı. Oraya gidip geliyor. Herhalde anneannemin yerine o geçecek. Anneannen duyunca üzülecek. Evet. Kıyamam ona da ya, canım benim. Doğacığım ben seninle bir şey daha konuşmak istiyorum. Biz Ertuğrul'la birlikteyiz. Nasıl yani? Aa inanmıyorum. Ya biz Çimen'le konuşuyorduk keşke olsalar diye. Ertuğrul abi çok tatlı bir adam. Yani şu an o kadar iyi geldi ki bana. Huzurlu olmak bambaşka bir şeymiş. Gelir tabii Ömer abiden sonra. Niye öyle dedin? Ya kötü bir adam olduğundan değil ama
Onların aileleri çok kaotik. Yok eski eşi, yeğeni, abisi, yengesi. İlişkiler çok iç içe. Ya herkesin her konuda bir fikri var. Hadi onu da geçtim, bir yaptırımı var. Herkes sorunlu. Evet, geleneklerine çok bağlılar. Bir hiyerarşileri var. Ama Ertuğrul öyle değil. Ertuğrul'un sadece kızı var. Yani hiç kimseye bağımlı değil. Kendi kararlarını kendi veriyor. İşte adam gibi adam. Bundan sonra Ömer abiyle olmaz. Olsa bile artık üzüntüden başka bir şey olmaz. Senin mutlu olmana çok sevindim. Çünkü bunu çok hak ediyorsun. Sen de canım benim. Sen bizi mi dinliyorsun? Sen bizi kıskandın mı? Biz de seni çok seviyoruz. Hatta en çok seni seviyoruz. Anneannesinin prensesi. Biz yavaştan gidelim, az sonra acıkır. Tamam canım, ben de sizi bırakıp stüdyoya geçerim. Günaydın herkese. Starımız da gelmiş. Senin için çalışıyoruz, ne yapıyoruz? Buyurun efendim. Nasılsın Nursema? İyiyim. Siz? Fena değil. Küs müyüz? Yok, olur mu? Ben sadece nasıl davranacağımı bilemedim. İnan ki ben de hiç bilmiyorum. Tek bildiğim bu meselenin dostluğumuza zarar vermemesi gerektiği. Başkalarının hataları yüzünden kimse birbirine girmemeli. Bu sadece bizim için geçerli değil. Bu olaya dahil olan herkes için geçerli. Haklısınız. Bizim için de çok zor. İnan ki bizim için de çok zor Nursema. Ben annene bunu anlatmaya çalıştım ama beni pek dinlemek istemedi. Aslı. Aslı. Nasıl bir şey soracağım? Nursema ne durumda? Adapte oldu mu? Oldu. Çok çalışkan. Canla başla çalışıyor. Öğrenmeye çalışıyor. Aferin ona. Yakın zamanda terfi ederim. Anlamadım. Hemen yarın demiyorum. Ama çok uzamasın, aramızda kalsın. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Bir şey mi oldu abla? Kim var evde? Nilay Hanım, oğluyla odasında. Ay aman aman, bırak kalsın orada. Sen de bütün işini gücünü bırak, evi arayacağız. Evde her şey olabilir hayat, aman dikkat. Ya kurban olayım annem. Yani tamam da biz ne arıyoruz tam olarak, bu neye benziyor ya? Böyle Arapça yazılar olur. Allah'ım esirgesin, hayvan leşi olur, kemik olur. Ay. Ya ya sorma hayat, sorma. Her yere bakacağız, her yere. Zülkar, sen salonu ara didik didik. Hayat sen mutfağa. Ben yukarıcım, Leman sen de çalışma odasına bak. Sonra buluşalım, tamam mı? Tamam yeğen. Diyorum var ya, narkotik girse bu kadar detaylı aramazdı ya. Allah'ım yavrum, ilk başım dönüyor ya. Neyim yani ben ya? Ne, garson muyum ben? Neyim, aşçı mıyım, şoför müyüm, dedektif miyim? Neyim, neyim ben ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ediyorum buldum. Anne! Anne buldum anne! Büyüyü buldum! Ben bir anne buldum! Ne oluyor? Anne! Oğlum anne. Dur, ne oluyor? Anne! Buldum anne! Anne nerede? Bak, yemin ediyorum var ya, folyoya sarmış ya. Kim yaptıysa beter olsun! Selamün kavlen. Bismillahirrahmanirrahim. Tırnak mı bu? Var ya, tırnağı olabilir. Bak böyle küçük küçük bir de. Ay, dedim ben sana yenge.
Ne yapacağız Leman? Ay niye açtın? Ya şimdi hiç bozulmazsa? Ya kurban olayım, ben daha evvel büyümü gördüm Allah aşkına. Merak ettim, açtım ben de. Allah aşkına ne bu bağırış çağırış, yukarıda çocuk uyuyor. Sorma kızım, sorma. Yaktılar bizi, yaktılar. Siz ne yapıyorsunuz onlarla? Ya işte büyüyü bulduk. Kendi aramızda ne yapalım diye düşünüyorduk yani. Bence yakalım. Evet, yakalım annem. Ya siz benim oğlumun tırnaklarını ne diye yakıyorsunuz ya? Ver bakayım onu sen bana. Oğlunun tırnakları mı? Evet, oğlumun ilk tırnaklarını sakladım. Ya Nilay, kurban olayım orada iki avuç tırnak var ya. İki avuç mu sakladın? İlk tırnaklarını sakladıktan sonra diğerlerine de kıyamadım. Siz ne sandınız ki? Allah tövbe yarabbim. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam Ömer ya. Fatih'le konuştum da bugün. Anlaşmayı imzalamamışsın. Öyle uygun gördüm. Fatih de bunu bir ceza gibi görüyor. Gerçi ben öyle olmadığını söyledim ama. Haklısın, ceza değil. Ama babasına tavır koyarsa her dediğinin olmayacağını da bilsin. Fatih haklı yani, öyle mi? Haklı denmez ona. Düşüncesi doğru. Evet, bundan sonra aldığı kararlar üzerine düşüneceğim. Ve kendi araştırmamı yapacağım. Abi ne gerek var böyle bir şeye? Ya durduk yere süreci uzatıyorsunuz. Ömer, ben bir karar verdim. Yanlışı da doğrusu da beni ilgilendirir. Ha, aldığım karar belki birilerini üzmüş kırmış olabilir. Ben bütün mesuliyeti üzerime alıyorum ve kimseyi maddi anlamda mağdur etmiyorum. İstediğim hayatı yaşamanın bedeli bu olmamalı. Abi çocuklar da haksız sayılmaz. Sonuçta annelerini üzmek istemiyorlar, öyle değil mi? Ben de üzülüyorum. Ama bu benimle annelerinin arasında. Benim babaları olduğumu unutmayacaklar. Saygısızlık ederlerse karşılığını da görürler. Bunları senin aklına alev mi sokuyor? Ne münasebet? Ne bileyim abi, hiç kendin gibi davranmıyorsun da o yüzden sordum. Abi gözünü seveyim, hayatta hiçbir şey çocuklarını üzmeye değmez. Alev hakkındaki ön yargılarını anlıyorum. Ama Alev asla benim çocuklarımla aramın kötü olmasını istemiyor, hep iyi olmasını istiyor. Belki de sana öyle geliyordur. Ne diyorsun Ömer? Neyse abi, seninle tartışmak istemiyorum. Özellikle böyle bir konuda tartışmaya girmek istemem. Benim tek derdim kimse üzülmesin. O zaman herkes aklını başına toplayacak. Peki. Peki abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Bunlar nedir? Yeni yıl hediyesi mi alındı yoksa? Evet. Benimki hangisi? Yalnız açmak yok, beklemen lazım. İnanmıyorum, hem de en sevdiğim yerden almışsın. Bekleyemem ki ben, rüyalarıma girer. Ne olur göster anne, vallahi sürprizini bozmam, söz. Peki tamam, ama kimseye söylemeyeceksin. Tamam. Aç bakalım. Of, bayıldım. Anneciğim, seni seviyorum. Ben de seni canım. Far, ruj, allık, her şey var. Resmen başka makyaj malzemesine ihtiyacım kalmadı. Güle güle kullan. Teşekkür ederim anneciğim. Bu anneannenin, bu Doğan'ın, bu da Sevilay'ın. Ay anne, ne olur hepsini görmek istiyorum. Bu da benim. Ama herkes kendi hediyesini açacak Çimen'cim. Efendim? Selam, ne haber Ömer? Daha iyi misin? Ha Rüzgar, merhaba. İyiyim hamdolsun, sen? İyi ya, fena değil. Ya şey, sana mesajla davetiye gönderdik de geri dönüş olmayınca bir arayıp sorayım dedim. Ne davetiyesi? Tahmin ettim bakmadığını. Akşama kanalın yılbaşı partisi var. İşin yoksa sen de gel. Ha, öyle mi? Haberim yoktu. Kimler geliyor peki? Kıvılcım geliyor. Ömer, sana da değişiklik olur. Yani bence Meta'nı al gel. Tamam. Tamam, uğramaya çalışırım. Sağ ol. Kıvılcım da geliyor ha. Bakarsın bir değişiklik olur. Thank you.
Beyler, hoş geldiniz. Hoş bulduk Rüzgar. Ne haber abi? İyiyim canım, sen nasılsın? Sizinkiler burada. Aa, yengem de mi gelmiş? Hadi geçelim yanlarına. Görüşürüz. Uğrarım ben. Amcam mı o? Evet. Rüzgar herkesi çağırmış. İster misiniz babam da çıkıp gelsin? Allah korusun. Nilay, sen de durup durup bir şey diyorsun. Amca hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Ne haber abi? İyiyim Eten, senden haber. İyi akşamlar abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk sana. Hoş bulduk. Yenge. Ömer'cim nasılsın? İyi gördüm seni. Çok şükür. Anneannem de geldi. İyi misin? Evet, çok iyiyim. Güzel. Bu ne? Nene. Annem ne Ertuğrul abi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tebrik ederim, haberim yoktu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ne güzel olmuş burası. Beğenmene sevindim. Aslıcığım. Buyurun lütfen. Geliyorum şimdi. Es. Es. Anne tamam sırası değil. Ay azmış bunlar. Nereye? Annemin yanına gideceğim. Şimdi de Ertuğrul Bey'le mi? Şimdi de derken aşık oldum deyip annemi terk eden amcandı Fatih. Ayrıca kimseye hesap vermek zorunda da değil. Tamam bir şey demedim, sordum sadece. Anneciğim. Doğacığım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ailece kızdılar bunlar. Aleve de kızmamak lazım o zaman. Anne kadın bekar. Allah Allah. Bence de şimdi onları eleştirmek bize düşmez. Vallahi bana düşer. Benim yuvamı yıkan kadının ailesi bunlar. Bak bak. Sönmez Hanım'a da şaştım doğrusu. Ay nasıl gururla duruyor bir de yanlarında. Ay biz olsak karalar bağlarız. Senle daha bugün konuştum. Niye haber vermedin geleceklerini? Anne kafam o kadar doluydu ki aklımdan çıkmış. Evdeki olayların hızına yetişemiyorum. Bu arada Ömer abi bize de sürpriz oldu. Beklemiyorduk. Doğacığım nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bu arada sizin adınıza çok sevindim. Tebrikler. Çok teşekkür ederiz. Senin neyin var? Hiç. Her zaman neşe saçardın. Böyle bir durgunsun ya. Yine bir şey mi dedim?
Vallahi her gün biri bir şey diyor. Bunları hiç konuşup önemli hale getirmek istemiyorum da. İşler sıkıntılı biraz. Nasıl yani? Randevular birer birer iptal oluyor. Yani normal bir şey değil. Sizinkiler uğraşıyor bende bence. Olacak iş değil ya. Vallahi ben artık hiç şaşırmıyorum. Çiğlikleri çıkıyor ortaya. Daha da çıkacak. Alev, senin çalışmaya ihtiyacı yok, biliyorsun değil mi? Ben hep senin yanındayım. Biliyorum da. Ben zaten ihtiyacım olduğu için değil, alışık olduğum için çalışıyorum. Benim kendimi işe yarar hissetmem lazım. Ben öyle sabahtan akşama kadar evde oturup kocasını bekleyen bir kadın olamam. Zaten senin de beni sevmendeki en büyük etken bu bence. Sadece bu değil. Her şey. Yani kısacası ben işimden memnunum. Kötü gidince evet biraz moralim bozuluyor ama iş hayatı bu. Bugün kötü olur, yarın düzelir, iyi olur. Ne yapalım? İşte senin bu huyunu da çok seviyorum. Her zaman pozitifsin. Vallahi ben öyle uzun uzadıya bir şeye canımı sıkamam. Keyfim kaçar sadece, o kadar. Bu arada avukatlarla konuştun mu? Ne diyorlar? Orasını hiç düşünme. Bir kere dava açıldı. Pembe Hanım ne derse desin. Çekişmeli olacak ama olacak. Umarım. Senin bu konuda canının sıkılmasını istemiyorum. Ben halledeceğim. Peki o zaman. Bir de işi gücü kafaya takma. Çok canın sıkılmasın. Ben varım. Biliyorum. Biliyorum ama... Aması maması yok. Hiç kimse sana iş vermese bizim işlerimizi alırsın. Nasıl yani? Bizim bir sürü etkinliğimiz oluyor. Tanıtımımız oluyor. Onları yaparsın. Oldu. Ondan sonra sizinkiler beni topa tutsun. Kimse bana bir şey diyemez. Ben ne dersem o. Peki tamam. O zaman oleyto diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ha şöyle ya, yüzün gülsün. Ben gidip bir Pembe Hanım'la konuşayım. Anneanne sakın. Evet anneciğim, hiç gerek yok şu anda böyle bir şeye. O gelmiyor. Sen niye onun ayağına gidiyorsun ya? Çünkü kabahatli olan taraf biziz. Ne kabahati? Biz ne yaptık ya? Şöyle konuşup şu kadını daha fazla havaya sokmayın lütfen. Olsun. Onlar senin kocanın ailesi. Böyle sanki nispet yapar gibi karşılarında süzülmek bize yakışmaz. Sen ne zaman geliyorsun? İyi akşamlar. Lütfen rahatsız olmayın. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız Sönmez Hanımcığım? İyi olmaya çalışıyoruz. Siz nasılsınız? Tahmin edersiniz ki biz pek iyi değiliz. Şöyle geçelim mi? Buyurun. Ne alaka yani şimdi? Bu arada hayırlı olsun. Lokantada Mustafa'nın yanındaymışsınız. Evet, öyle oldu. Adını da değiştirdik bu arada. Pembe Hanım'ın mutfağı oldu ismi. Hayırlısı. Mustafa harika bir çocuk. Çok da çalışkan. En güzelini yapacağından hiç kuşkum yok. İnşallah. Pembe Hanım, olanlardan çok üzgünüm. Keşke olmasaydı. Keşke. Ben sizi uyarmıştım ama Sönmez Hanım. Siz beni o zaman terslemiştiniz. İnanın şu anda haklı çıkmış olmak o kadar içimi acıtıyor ki. Size de çok üzülüyorum biliyor musunuz? Çok üzülüyorum. Yani insanın böyle bir kızı olsa ne yapar? Allah düşmanımın başına vermesin. Söyleyecek sözüm yok. Ama normal şartlarda kimsenin ayağına gidip böyle bir konuşma yapmam. Siz aksini de düşünseniz, aldığım terbiye gereği
kabahatliysem, mahcupsam özür dilemeyi bilirim. Eksik olmayın. Siz de en kısa zamanda herkese saldırmak, kırıcı olmak yerine durumun iki taraf için de zorluğunu idrak edersiniz. İyi geceler. Ne oldu anne? Bunlar tam terbiyesiz. Bana idrak dersi veriyor. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Bunlarınki de o hesap. Hayırlı akşamlar Ömer. Seni gördüğüme sevindim. Hayırlı akşamlar. Biz yani Kıvılcım da ben de senin hayatında biri var zannediyorduk. Hayırlısı olsun. Kıvılcım bana her şeyi anlat. Senin adına gerçekten çok üzüldüm. Yani neler yaşadığını tahmin bile edemiyorum. Her şeyi anlattı mı? Her şey. Ondan ikinci bir şans istediğini de biliyorum. Bak ben insanların arasına girecek yapıda biri değilim. Asla da olmadım. Gerektiğinde geri çekilmesini de gayet iyi bilirim. Kaldı ki bunu aynen bu şekilde Kıvılcım'a da anlattım. Ertuğrul, ben Kıvılcım'ın verdiği cevabı bu gece gördüğüm manzaradan anladım. Sen merak etme. Allah mesul etsin. Peki. Kahroldum ya. Şu amcanın haline baksana. Ben de çok üzüldüm. Sevgilisi nerede? Ayrılmışlar mı? Bilmiyorum ki, soramam. Sen yanına mı gitsen acaba, yalnız kalmasın? Değil mi? Tamam canım. Ne haber abi? İyidir Umut, fena değil. Ne olsun? Ya burası biraz bastı mı? Bana mı öyle geliyor? Öyle böyle değil. Sen iyi misin? Pek sayılmaz. Abi senin üzülmemen lazım, biliyorsun değil mi? Bak istersen çıkalım biraz dışarı, hava alırız, laflarız biraz. Yani senin durumundan en iyi ben anlarım. Nursema'nın evlendiğini gördüm ben de. Öyle düşün. Her şeyi kendim yaptım ben Umut. Oo abi, oralara girersek zaten hiç çıkamayız. Boş ver. Ne diyeceğim? Sen böyle canın sıkkın olduğunda ne yapıyorsun? Vallahi ben akarım. İyi geliyor mu bari? Bilmem, bana geliyor. Ama tabii seni bilemem. Abi gel biz çıkalım ya. Vallahi bak. Nursema? Ne olacak Nursema'dan? Ben izin alırım ondan. Hadi sahile gidelim. Ya sen bir değişiklik yapmak ister misin? Şu an yapmak istediğim tek şey değişiklik. Ah şahane. O zaman bekle beni, geliyorum hemen, tamam? Hanım, hanım. Acil durum. Anladım zaten, ne oldu? Biz biraz amcanla dışarıda takılacağız, merak etme, tamam? Tamam, göz kulak ol. Tamam. Hadi abi çıkalım. Hadi. Herkese mutlu akşamlar. Uzun bir konuşma olmayacak, o yüzden hiç merak etmeyin. Geçtiğimiz yıl kanalımız için çok iyi bir yıl oldu. Umuyoruz ki bundan sonraki yıl da bir önceki yıl kadar iyi olacak. Şimdi gecenin sürprizine geçmeden önce son zamanlarda kendisinden çokça feyz aldığım benim için çok önemli bir konuk var aramızda.
Onu sahneye davet etmek isterim. Pembe Ünal. Ben mi? Pembe Hanım, sizi yanıma alabilir miyim? Lütfen buraya alalım sizi. Pembe Hanım için kocaman bir alkış rica ediyorum. Ne zaman aklım bunalsa, ne zaman karamsarlığa kapılsam, Pembe Hanım'ın hayata karşı olan dik duruşu ve onurlu mücadelesi aklıma gelir. Buyurun. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Hay Allah, ne diyeyim? Vallahi çok heyecanlandım. Hiç beklemiyordum. Herkese hayırlı, güzel bir yıl diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim Pembe Hanım'a. Buyurun. Bu ne şimdi? Hiç bilmiyorum anne. Herhalde bunun için çağırmış. Herhalde Pembe Hanım rüzgarı didikledi, çocukcağızda hayır diyemedi. Yakında çıkar kokusu. Şimdi biz gidip süperstarımızı karşılayacağız ve geleceğiz. Müzik devam etsin lütfen. Her şey hazır Ajda Hanım. Hazır mı? Güzel görünüyor. Evet, her şey hazır. Güzel. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Çok mersi. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Buyurun efendim. Ah, ah, ah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Pembe Hanım, aile dostu. Süperstarımızı üşütmeyin efendim. Buyurun. 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 Umut, sen bizi buraya getirmiştin daha önce. Evet abi, eski çalıştığım yer burası benim ya. Gerçi benden sonra biraz değiştirmişler. Ha dostum, abi ne içiyorsun? Su alırım ben. Dostum bir su, bir alalım. Hızlı başlıyorsun. Vay, vay Umut. Vedat, ne haber? Hoş geldin, iyidir. Özledik ya. Sen mi ben mi? Gelmiyorsun artık buraya, ekiyorsun bizi. Ya evlendikten sonra öyle oldu işte ya, ne yapacaksın? Bu arada eşimin amcası Ömer. Memnun oldum, ben de öyle. Buraya kadar gelmişken bir hareketlendir burayı. Yok be abi, şimdi hiç karıştırma. Olmaz ya, hadi hadi. Umut. Hadi. Vallahi mi? Geldik buraya kadar. İyi tamam. Hadi bakalım. İyi eğlenceler. Sağ ol. İyi akşamlar. Sen de belki bir gün gideceğim. Hiç gerek yok daha fazlasına, zamanı tutmaya, fezaya uçmaya. Geride kaldılar, geride kaldılar, geride kaldı o günler. Sen varken taptım kasvetli şehirler. Başka bir evrende en güzel halinle, sen hayata karış, ben daha da biteceğim. Kırgınım kendime, üşüyorum gölgende. Henüz bilmesen de belki bir gün gideceğim.
İnanmıyorum Ajda Hanım. Merhabalar. Ben sizin o kadar büyük bir hayranınızım ki hem sanatınıza hem duruşunuza karşılaştığımız için çok memnun oldum gerçekten. Kıvacım değil mi? Evet. Siz beni nereden tanıyorsunuz? Yaptığınız programı izliyorum. Çok yeni olmasına rağmen çok başarılı. Gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Rica yani sizin takdiriniz benim için çok değerli. O kadar mutlu oldum ki karşılaştığımız için. Size bu mesajı hep vermek istiyordum zaten. Özellikle okumak isteyen kız çocuklarına destek olmanız, konuşamayanların sesi olmanız ne kadar değerli. Asıl ben size hayranım. Çok teşekkür ederim ama çok teşekkür ederim. Yani takdirleriniz benim için çok kıymetli. Ben çok mutlu oldum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben de öyle. Teşekkürler. Mutlu oldum. Görüşmek üzere. Çok sevgiler. Ben de öyle Ajda Hanım. Size iyi sahneler diliyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Çok mersin. Ve işte karşınızda süperstarımız Ajda Pekkan. Selam. Bu akşam burada sizlerle olmak çok güzel. Hepinize bu yıl sağlıklı, mutlu, ailenizle sevgi dolu, bolluk dolu, aşk dolu bir yıl ve yıllar diliyorum. Efendim, evet, hazırsanız bu akşam eğlencemize başlayalım, ne dersiniz? Yılbaşında ne yapsak ya? Mekanlara bakıyorum da. Bir şey yapacak mıyız? Yeni yıla giriyoruz, yapacağız herhalde. Ha, ben hiç yapmadım da. Her şeyin bir ilki vardır da, niye yapmadın?
Ne bileyim, bizde adet değildir. Ecnebi özentisi olarak görülür. Canım benim. Sadece ecnebiler değil, herkes yeni yıla giriyor. Ben de zaten ağaç kuralım, etrafında dönelim falan demiyorum. Şöyle güzel bir yere yemeğe gideriz, romantik. Bahane olur. Tamam, madem sen istiyorsun, yiyelim. Ne zaman aklım bunalsa, ne zaman karamsarlığa kapılsam, Pembe Hanım'ın hayata karşı olan dik duruşu ve onurlu mücadelesi aklıma gelir. Ay yok artık. Ne oldu? Pembe Hanım partilerde. Nasıl ya? Bir şeyler söylemek ister misiniz? Tövbe estağfurullah. Hay Allah, ne diyeyim? Vallahi ne demek oluyor? Hiç beklemiyordum. Herkese hayırlı, güzel bir yıl diliyorum. Sen burada oturup ben kutlamam derken Pembe Hanım alemlere akmış. Bu ne demek oluyor şimdi ya? Ev hanımı Pembe Hanım isyan bayrağını çekmiş demek oluyor. La havle ve la kuvvet. Delirdi mi bu? Canım benim, sen zaten bu kadını normal mi zannediyordun? Baktı sürekli anayım ben ana diye dolaşmak işe yaramıyor. Şimdi bunu deneyeyim dedi herhalde. Sapıtmış. İyice zamanadan çıkmış. Doğa. Fatih, annem hakkında konuşacaksak konuşmayalım lütfen. Onun hayatı. Hayır ya, bambaşka bir şey söyleyecektim ben, bizimle ilgili. Yarın sabah nikahımız var. Nasıl yani, yarın mı? Herhalde tekrar vazgeçtim demeyeceksin bana, değil mi Doğa? Yok. Yok da böyle çabuk olmasına şaşırdım. Bak, ben sana bir söz verdim ve tutacağım. Bir daha asla üzülmeyeceksin. Söz veriyorum. Ve aslında en önemlisi, bir daha kimse bize karışamayacak. Umarım. Sadece bir süre annem bilmesin, olur mu? Çünkü hani durumları biliyorsun şu anda. Ben en doğru zamanda kendim söyleyeceğim zaten ona. Tamam Fatih. Yani sen bana bir söz verdin, sözünü tuttun. Ben de sana verdiğim sözü tutacağım, merak etme. Canım benim. Ah, geldi. Umut. Aşkım. Aşkım. Neredesin Allah aşkına? Merak ettim ya. Geldim. Aşkım, bir sorun var. Ne sorunu var? Amcan takside. Burada. He. Ne yapıyor takside? Yani niye gelmiyor? Gelemiyor. Umut söylesene, niye gelemiyor? Çok sarhoş. Ne? Umut. Abi. Abi. Amca, bu ne hal? Yok ya, o kadar da kötü değil. Nasıl kötü değil? Küfelik olmuş resmen. Ay, hastaneye mi götürsek? Kusturun abla, bir şey kalmaz ya. Hayırdır kardeşim, sen kimi kusturuyorsun ya? Aşkım, niye bakıyorsun bana öyle ya? Niye bakmayayım? Allah Allah. Ya hayatında ağzına içki koymamış adam seninle iki saat takıldı, geldi hale bak. Sevgilim, ben sahneye çıktım, indiğimde böyleydi, içmiş yani, ne yapayım? Saçmalamam. Yemin ediyorum sana bak, Vedat abi ısrar etti, sahneye çık dedi. Bir şarkı söyledim, aşağı indiğimde bütün masa bardak doluydu. Allah'ım, biz daha neler yaşayacağız. Amca. Abi. Ha. Amcacığım hadi. Gel. Yok yok, ben biraz burada dinleneyim. Siz gidin Allah aşkına, rahat bırakın beni. Hadi. Allah aşkına gülme. Tamam aşkım, özür dilerim. Amca. Hadi amca. Ha? Abi hadi gel, bizde kalırsın. Ay 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 ay. Yalnız taksimetrede yazmaya devam ediyor bu arada. Hani ben söyleyeyim de. Ya tamam kardeşim, hallederiz. Gel abi. Oy oy oy. Biz ne yapmışız ya?
Al kardeşim sen bunu. Eyvallah. Abla, siz en iyisi buna bir soda ayran yapıverin. Tamam kardeşim, tamam. Amca! Aman. Allah aşkına amca. Gireceğiz, bir şey yok. Umut, Allah aşkına gülüm gülüm sinirim tepemi çıkarma. Komik değil mi hava ya? Kardeşim sen burada bekle, tamam. Ben geleceğim biraz. Ara. Duraktayım ben. Ya Umut sen de içince sapıtıyorsun be kardeşim. Abi bak tamam, vallahi hanımdan dayak yiyeceğim senin yüzünden ya. Müsamaha benim arkadaşıma kızamazsın, kusura bakma. Tamam amca, tamam. Anneciğim. Allah kabul etsin. Amin. Dün sana anlatamadım. Ben senin intikamını aldım anne. İntikamımı mı aldın? Kimden? Pelloğlu'ndan. Kimden olacak Alev'den? Nasıl aldın? Dün onun ofisine gittim. Oradaki müşterileri kaçırdım. Sonra diğer müşterilerin telefon numaralarını buldum. Tek tek aradım ve bunun ne mal olduğunu hepsini anlattım. Ay ne diyorsun Nilay? Seni kimse üzemez. Ay canım kızım beni. Vallahi kendi evlatlarım bu senin yaptığını yapmaz biliyor musun? Senden başka kimse düşünmüyor beni. Bence de anne. Ama daha bugün de işimiz var. Bugün de mi şey yapacaksın? Yani aklımda var bir şeyler ama biraz nakite ihtiyacım olabilir. Sen anlat bakayım. Anlat bakayım sen bana. Ben hallederim. Şimdi. Ofise gideceğim. Adınız, soyadınız? Doğa Korkmaz. Annenizin adı? Kıvılcım. Babanızın adı? Kayhan. Sizin adınız, soyadınız? Fatih Ünal. Annenizin adı? Pembe. Babanızın adı? Abdullah. Siz Doğa Korkmaz. Hiçbir baskı ve etki altında kalmadan Sayın Fatih Ünal'ı eş olarak kabul eder misiniz? Evet. Ya siz Fatih Ünal? Hiçbir baskı altında kalmadan kendi hür iradenizle Sayın Doğa Korkmaz'ı eş olarak kabul eder misiniz? Tüm kalbimle evet. Ben de yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Şahitlerimizden de alalım. Hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Aslında balayına gitmemiz gerekirdi ama işte idare et, bir süre böyle olacak. Olsun, başka zaman gideriz. Tamam. İşe geçerken seni eve bırakayım mı? Ne o, gerek yok. Ben bir anneanneme uğrarım. Tamam. Seni çok seviyorum. Ben de. Böyle bir şey nasıl olabilir, hala aklım almıyor. Aşkım adam hayatında ilk defa içti, yem oldu tabii. Pardon. Tövbe estağfurullah. Uyanıyorum galiba. Abi. Amca iyi misin? Günaydın. Ben burada mı kaldım ya? Vay anasını, üstümüz başımızı bile çıkarmamışız. Aman abi yavaş kalk, başını ver. Ya ne oldu bana be? Acayip başım ağrıyor, hala dönüyor her taraf. Ben sana peynir ekmek hazırlayayım, mideni de bastırır. Samay zahmet etme ya, kusura bakmayın çocuklar be. Ne olacak yani, ne kusuru, herkesin başına gelir böyle şeyler. Da sen ne ara o kadar içtin ya? Ne bileyim oğlum ya, ne oldu bize böyle? Ahmet abi merak etmiştir çocuk be. Yok merak etme, haber verdim ben. Sarhoş olduğumu söylemeseydin sakın. Yok canım, söyler miyim? Evde lafladık, uyuyakaldı dedim. Eyvallah Umut. Ya çocuklar ne olur aramızda kalsın.
Ha, kimseye bir şey söylemeyin. Herhalde. Merak etme amca. Sen iyi ol da. Bir daha da inşallah şeytana uyumazsın. Hadi kahvaltıya gelin. Selamünaleyküm. Sen mi geldin yine? İşler kötü gidiyormuş. Sen yaptın, biliyorum. Ya siz ne zavallı tipler çıktınız ya. Gücünüz ancak bunlara yetiyor değil mi? Şöyle bir dik duruş sergileyim yok. Ama hiç şaşırmadım biliyor musun? Tam size yakışır varotik hareketler. Bu ne? Babamın peşini bırak, seni paraya boğarım kafasına. Yok ya. Sen yağlı kapıyı bulmuşsun. Bırakır mısın hiç? Ne o zaman? Geçen gün bir dizide görmüştüm. Kaynana gelinine maaş bağlıyordu. Ama yine de pembe anne merhametli biliyor musun? Ya başkası olsa acımazdı. Ama o yine de kocasının yanındaki kadını düşündü. Nilay ne saçmalıyorsun sen yine? Pembe annem sana maaş bağladı. Hadi yine iyisin. Nilay. Defol git buradan. Kalıp ne yapacağım zaten? Pislik bulaşır senden. Ama yine gelirim. Taktım sana. Demiştim değil mi? Ya. Ruh hastası. İnanamıyorum. Efendim canım. Apa az önce Nilay geldi. Pembe beni maaşa bağlamış. Elinde zarfla para getirdi. İşlerimi bozan da oymuş. Ya buraları darma duman edip gitti. Ne? Evet elim ayağım titriyor sinirden. Apo. Bak bu manyak benimle uğraşacak, sana taktım deyip duruyor. Çakacaktım bir tane de. Kendimi zor tuttum. Sakin ol, ben halledeceğim. Nasıl halledeceksin? Sen bana bırak ve sakın muhatap olma. Seni kimse üzemez. İşleri de hiç takma, sana işi ben vereceğim, tamam mı? Tamam. Sakin ol, kendine bir kahve yap. Hatta çık işten, direkt otele geç. Ben de bir iki saate kadar gelirim. Olur, olabilir de bakmam lazım buraları bir... Toparlamam lazım. Manyak bütün masayı yere vurdu. Deli. Bir daha gelmeyecek, emin ol. Tamam, tamam canım. Ben seni çıkarken ararım o zaman. Tamam. Doğa. Hoş geldin. Rüzgar da enteresan bir tip. Oğlum o niye annemi alıp sahnelere çıkardı ki? Ne bileyim, hiç anlamadım ki. Dün gece neler olmuş öyle? Biz de tam ondan bahsediyorduk. Gazetelere çıktığınızdan haberiniz var mı? Kanalın gecesiydi baba. Gazeteci olması gayet normal. Cevap verme bana. Ne oluyor baba? Ne demek ne oluyor? Siz nasıl böyle bir şey yaparsınız? Ya annenizin böyle bir şey yapmasa nasıl izin verirsiniz? Elin adamıyla sahnede, elinde mikrofon. Biz ne yapabiliriz ki? Malum, sana da engel olamadık. Kendine gel, karşında babam var. Hepiniz zıvanadan çıktınız be. Ayağınızı denk alın, yoksa ben aldırmasını bilirim. Sen de o karına söyle otursun oturduğu yerde. Nilay ne yapmış ki? Ne yapacak? Alev'in eş yerine gitmiş, rahatsız etmiş. Edemez. Çok iyi yapmış. Ne diyorsun sen be? Tamam. Yeter artık baba. Karına sahip çıkacaksın. Karımdan önce senin kendine sahip çıkman gerekiyordu ya baba. Terbiyesiz. Baba. Ya karıma laf ettirmem Fatih. Babaymış. Ne babası ya? Tamam.
Bak hala konuşuyor. Karıma laf ettirmem. Lütfen. Bak. Amca. Abdullah Bey. Buyurun. Gel amca bir ses çıkar. Sen görürsün. Neyi göreceğim ya? Ya abi yeter. Abdullah Bey buyurun. Tamam yeter. Sana hala çok kızgınım. Yaptıklarını doğru da bulmuyorum. Hepimizin hayatının içine ettin. Bunları o kadar çok duydum ki. Aynı şeyleri konuşmaktan da çok sıkıldım. Ama bu kadar kızgın olmana rağmen geldiğine göre bir şey söyleyeceksin demek ki. Pembe benimle çok kötü uğraşıyor. De sen ne yaptın ki ona? İlk başta tepkisini anladım. Hatta hak da verdim. Ama iş çığırından çıktı artık. Fatih'e kız ayarlamaya kalkmadan tut. Beni evden kovmaya kadar gitti. Ne diyorsun ya? Yuh! Doğa hemen çık o evden. Hemen. İlk önce ben de öyle yapmayı düşündüm. Yani Cemre'yi bile gözüm görmedi o kadar diyeyim. Ama sonra düşündüm. Bunların bir bedeli olmalı. Yaptıklarını öyle sineye çekip kızımdan olamazdım. Ne yapacaksın? Yaptım bile. Şaka. Yo. Bugün evlendik. İnanmıyorum Doğa. Sevindim mi onu da bilemedim. Beynim durdu benim şu an. O kadın bana oğlum seninle evlenmeyecek diyordu ya. Şimdi görsün bakalım. Nasıl yani? Şöyle söyleyeyim. Bunlar Pembe'nin iyi günleri. Bundan sonra senin yanındayım. Hatta en büyük destekçin benim. Senin soyadın Ünal olana kadar da boşanmaya hiç niyetim yok. Nesin sen, intikam meleği falan mı? Beni bu hale o getirdi. Hadi kahve yap da içelim. Hadi. Tamam. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Geciktin, aradım, açmadın da merak ettim. Alev ve Abdullah babamlaydım. Ne dedin? Ne dedi bu? Ne dedin sen? Ne dedin? Anne dur. Ne oldu ki? Utanmaz. Ahlaksız! Çok yakışıyorlar biliyor musunuz? Nasıl tatlılar böyle el ele, kol kola. Abdullah babam gerçek mutluluğu sonunda bulmuş. Seni gebertirim ben. Seni gebertirim. La havle. Doğa sen ne diyorsun? Doğa ne diyorsun sussana? Hemen gidiyorsun bu evden. Hemen bu evden gidiyorsun yallah ananın evine. Hiçbir yere gitmiyorum. Gidiyorsun. Defol. Anne. Sus. Defol. Defol dedim sana. Fatih'le kızını unutacaksın sen. Unutacaksın. Anne. Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun sen? Ha? Kim oluyorum öyle mi? Fatih'in karısı oluyorum. Pembe Hanım.
Anne. 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 Ya Pembe Hanım. Oğlunuz bana bugün nikah bastı. Annemden gizleriz dedi ama sizin bir kez daha salak yerine konmanıza içim el vermedi. Ne yapıyorsun sen? Bundan sonra herkes haddini bilecek. Bu evden gidecek biri varsa o da sensin. Çünkü bundan sonra bu evin hanımı da, hakimi de benim. Alev gelene kadar tabii.